dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Türkiye'de çok sevilen, beğenilen, izlenilen, özlenilen evlilik programındasınız. Doğru yerdesiniz, hoş geldiniz. Nişanımız var, Ayşegül ile Mustafa'nın. Birazdan nişanımız var. Nişan yüzüğünü takacağız. Babaanne hoş geldin. Hoş bulduk. Daha iyisin maşallah. Sen gelmeyince seni merak ediyorum ben. Evden duyayım seni. Ha, bizi dinliyorsun değil mi? Baba söylüyoruz. Babaanne nerede diye. Evet, babaanne evet, nerede diyoruz. Evet. Ben sizi öğrenmişim daha. Siz de bunu öğrendiniz. Hay canım benim. Olduk bir hoş adam. Geldin. Hoş, hoş geldin. Geldin. Özer gelmiş. Aha. Aa, Özer hoş geldin. Özer hoş geldin. Al mikrofonu. Nasılsın? Teşekkür ederim Seda Hanım. Siz nasılsınız? Ne sevindik yaptın? Seni gördük. Sağ olun. Geldim. İnşallah bu sefer evleneceğiz. Oh. Tribüne bak ne kadar şıksınız ya. Tribün nişana hazır. Bugün. Vay 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 vay. Nişana hazır tribün. Bizim Kas Çiğdem de gelmiş. Neyi Çiğdem? Kas Çiğdem. Kast mı? Tabii kast demişler. Birazdan onun açıklamasını alacağım. Sana da kast dediler ya. Ay nerelerde oynuyorsun? Nerelerde podyuma çıkıyorsun? Bize de anlat birazdan. Kast demişler ona. Neyse birazdan bunu da konuşacağız efendim. O zaman evleneceksen gel. Başlıyor. Ve... Evleneceksen gel bugün nişanla başlayacak. Ve nişanlanacak olan çiftimizi hemen huzurlarınıza davet ediyoruz. Ayşegül ve Mustafa geliyor. Buyur efendim. Sinekte ömürlük olsun. Bir yastıkta nasip olsun. Seyirlikteyim ömürlük olsun. Bir yastıkta nasip olsun. Güzel. Bu ne güzellik maşallah. Vallahi süper olmuş. Aa, nasıl tanışıldı, nasıl buralara gelindi? Birazdan yüzük takılacak ama bu raddeye nasıl gelindi izleyelim. Senden her uzaklaştığımda zincirlerim gerilir. Zaman kuş olup uçar avuçlarımdan. Oysa sen hep resimlerde benim oldun. Tatlı bir tuzak göz göze. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben tanımıyorum. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Almanya'dan geldim. 48 yaşındayım. Evlendim, ayrıldım. Sesiniz tabii ki. Sesiniz duyulmuyor yalnız. Bir kızım var. Bir kızınız var. Evet. Annesinde yaşıyor. Bakıyor musunuz kızınıza? Efendim? Bakıyor musunuz kızınıza da? Elbette bakıyorum ama açık söylemem gerekirse bağımız yok çünkü göstermiyor. Kaç yaşında? Şu anda 22 yaşında. 22 yaşında. Ne yapalım Ayşegül? Evet karar aldım. Karar aldı başlasın. Evet bir çay içmek ister misin Ayşegül yoksa farklı adaylar mı dersin? Ben çok teşekkür ediyorum ama işte ilk talibim ama kırmak istemiyorum. Bir çay içelim. Peki. Buyurun. Daha sonra. Bey, şiirlerle gelmişti şuradan dikkatliğinin. Dün evet, şiirlerle geldi. Gülcüm. Bugün şiirlerle geldi. Şöyle ortamıza geçeyim. Dün turuncu ceketle gelmişti. Bugün sarı ceketle geldi. Ne güzel. Ne renkli ceket. Bir adam. Ne ona güzel. Göre de enerjisi var adamın. Vallahi bravo. Çok güzel. Evet. Ayşegül sever misin böyle renkli insanları? Mikrofonları yakın tutun. Evet seviyorum. Seviyor. Mustafa sen de yakın tut. Dur sarı ben mikrofonu sadece... sana vereyim bir dakika. Sarı ceket sarı mikrofon olsun. Ne yap?
yaptınız? Evet. Anlatın bakalım Ayşegül'cüğüm. Biz konuştuk, anlaştık. Anlaştınız. Evet. Son bir hafta içerisinde Ayşegül'ü takip ettim. Evet. Ekipten de çok methettiler ama gelmemi de zeydi. Özellikle şunu söylüyorum ekran başındaki izleyenlere, burası gerçekten dört dörtlük güvenli bir yer. Buradan Naciye ablaya teşekkür ediyorum. Bizim yanımızda geldi. Yemeğe gittik biz. Naciye abla. Naciye evet. Abla öyle mi? Evet. Efendim. Yemeğe gitmişsiniz beraber. Evet. Evet. Akşam yemeğe gideceğiz. Naciye abla vardı yanımızda. Çok teşekkür ediyorum ilgilendiği için. Çok güzel. Yardımcı olduğu için. Bütün ailesiyle görüştük. Konuştuk beraber. Aa çok iyi. Ayşegül'ün ailesiyle. Annemle babamla. Çok olumlu gördüler. Konuştuk. Harika. Çok beğenmişler. Herkes olumlu gördü. Hadi bakalım hayırlısı olsun o zaman. Ben de tanımak istiyorum. Evet. Tamam. Gitmeden de belki nişan yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Aman ne güzel. Şöyle alıyoruz efendim buyurun. Nişan yapacağız efendim hayırlı olsun. Başlıyor. Nişanımız başlıyor efendim. Efendim nişan tepsisi Gülhan'ın elinde. Çünkü Ayşegül ilk geldiği gün burada Gülhan'la tanıştı. Evet. En iyi arkadaş. Ve Gülhan ne diyorsunuz diye yorum istediğimizde tribünden Ayşegül'e bir çay iç tavsiyesinde bulunmuştu. Değil mi? Çay o çay. Çay o çay. Evet. Teşekkür ederiz. Yani. Evet efendim yüzükleri takıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle gel biraz Ayşegül'cüğüm. Gel Ayşegül. Gülhan'cığım. Bu beyefendinin değil mi? Tamam. Evet. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bir yüzük daha takıyoruz. Ay hayırlı uğurlu hayırlı olsun inşallah. İnşallah tamamını erdirsin. Belli mi nikah tarihi falan aldınız mı? Tabii. 9? Eylül ayında tekrar geleceğiz buraya. Eylül'de nikah öyle mi? Eylül'de. Eylül'de nerede nikah? Ha bir daha başlayınca. Evet, yeni yayında. Efendim, yeni yayında gene burada yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Gülhan'cığım teşekkür ediyoruz. Darısı başına. Çok nişan iyi. Yüzüğünü senin burada takmak i̇nşallah. Nasip olsun bize. İnşallah. Nikahlarınızı görmek nasip olsun inşallah. Ben buradan herkese çok teşekkür etmek evet. istiyorum. Başta sizlere, Uğur Bey, Seda Hanım. Burada ekipte bütün emeği geçen herkese gerçekten kalpten, yürekten teşekkür ediyorum. Aydoğan Bey, Taşkın Bey. O kadar ilgilendiler, o kadar ilgilendiler ki bunu anlatmak için gerçekten gidiyor musunuz? Almanya'ya mı gidiyorsunuz? Peki hadi bir daha sessinler. Uğur bırak yeter. Umrular gibi sen de beni bekle sakın unut. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı bir de beni sakın unut. Ben de unutamam geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudaklarımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma. Çınladım durdum kulaklarımda. Süzülen yaştım yanaklarımda. Bir şarkı oldu dudaklarımda. Senin ismini söyledim durdum. Bir şarkı oldu dudaklarımda. Senin ismini söyledim durdum. Dudaklarımda senin ismini söyledim durdum. Bir şarkı oldun dudaklarımda. Senin ismini söyledim durdum. Nişanımız devam ediyor efendim. Teşekkürler. Ayşegül ve Mustafa'yı böyle yerlerini alıyoruz. Gelin. Buyurun. Harikasınız. Ne güzel maşallah. Allah tamamını erdirsin inşallah. İnşallah. Efendim hemen kararları için Sevgi ve Kemal geliyor. Müzik
Çok hoşsun Sevgi. Teşekkür ederim. Renkler, sağ olun. Siz de çok güzelsiniz. Yıkılır yani. Kemal Bey de ederim. Çok karizma geldi. Eller cepte, kazak omuzda falan şöyle. Teşekkür evet. ederim Uğur Bey. Evet. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Dün biz Kemal Bey ile görüştük. Kendisi çok iyi niyetli bir beyefendi. Ama kararım olumsuz. Neden olumsuz? Onu da açıklamak istiyorum. Kemal Bey'in bir evi yok. Ben kriterlerimi söylerken herkes beni çok yanlış algıladı. Bir evi ve işi olmalı. Yani beni taşıyabilmeli. Muazzez'e hak veriyorsun yani. Tabii ki. Yani ha. Çünkü ben İstanbul'da yaşamak istiyorum. Bunu daha önce de ifade etmiştim. Burada beyefendinin 1500 TL gibi bir maaşı olacak. Ben bununla ev kirasını ödeyeyim, yakıt parasını ödeyeyim, doğalgaz, elektrik, su. Yarın 4 günden bebeğimiz olacak. Ben çocuk yapmak istiyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Bütün Türkiye çok iyi biliyor. Biliyor, evet. Bunun bakımı var. Nasıl olacak yani, bu çok zor. Beyefendi mesela bana dün şey dedi, ben Konya'da ailemin yanında yaşıyorum dedim. Ben dedi ailemi de bırakıp dedi Konya'da dedi, madem babanızın bir evi var, maaşı var, ben sizinle de orada yaşayabilirim dedi ama. Sizin yanınızda yaşayayım dedi. Evet yani bu böyle sen bir şey de yani kabul edemem yani, mümkün edemem. Değil. Mümkün değil. Kemal, sen böyle bir hayalin mi var, gidip bir hanımefendi? Yok öyle bir hayalim yok yani, o kabul etmediği için yani ailemin yanında ya da Lüleburgaz'da ev istediği için onun için öyle söyledim. Evet. Yani çünkü beni alacak kişi beni taşıyabilmeli. Kemal de daha ziyade ortak paylaşalım evet hayatı yani, gibi düşünüyor evet. acaba. Sen de öyle düşünüyorsun. Peki Sevgi, aldığın bu kararda Çiğdem faktör olabilir mi? Yok, hayır, asla. Çünkü Çiğdem Kemal'e telefon numarasını vermiş. Evet, doğru. Öyle mi ya? Ne için? Acil bir durum mu var? Hayırdır? Yok. Söyleyeceğim. Şimdi önce Çiğdem şu kast söylentisi açıklamalarını söylentilerine bir açıklama getirsin. Çünkü sevdiğim köşe yazarı arkadaşlarımdan biri Mevlüt Tezel köşesinde senin mutlaka kast olduğunu, çünkü 2500 mazot paramı yetmez demenin bir kasttan çıkabileceğini söylemiş. Biz de gerçi Mevlüt gibi, Uğur'da ben de o gün şaşırdık. 2005 ne mazotu? Ne, uçak ne, mazotu bu mu? Araba nedir ne 2005? Dedik, uçak mı dedik. Önce şu kast söylentilerine bir açıklama getir. Sonra Kemal'le ilgili konuşalım. Kastın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani para verilerek buraya getirtilip bir nevi oyuncu gibi oynattırılan insan diyelim. Çok heh. Halk amiyane tabirle. Yani sen sanki bizden para alıyorsun sen gibi. Sen para karşı gelip burada bu programda... Halbuki neredeyse Çiğdem bize para verecek. Keşke bunu da bilselerdi. Çiğdem o durumda. Şunun kolumdaki bileziklere bak. Kas gibi duruyor mu o bilezikler falan? Mümkün değil. Seda Hanım, bunu kim söylediyse bilemiyorum. Ben buraya evlenmek için geldim. Evet. Kriter yapıma uygun. Ki çoğu zaman da gelmiyorsun, ben üzülüyorum evet. Çiğdem neredesin diye. Gelemiyorum, zamanım olmuyor. Evet. Geldiğimde de kriter yapıma uygun birisini, beni taşıyabilecek beyefendi. Biraz şöyle yakın tut. Beni evet. taşıyabilecek beyefendi, benim gibi tuttuğunu koparabilecek beyefendi bekliyorum. Ben dışarıda da çok tepki aldım. Neden tepki aldın? Kafeye girdiğimde, çay içtiğimde, bir kahve içtiğimde sizi televizyonda gördük. Siz evet. o bayansınız. Evet. Baba malıyla mı konuşuyorsunuz diyenler oldu bana. Hayır efendim, ben baba malıyla asla, asla diyorum. Çünkü kendi tırnaklarımla, kendi çabamla bir seviyeye geldim. Evet. Karşıma gelen beyefendiler de kendi tırnaklarıyla, kendi çabalarıyla gelsin. Kas söylentilerine cevap veriyor diye yazıyorsunuz değil mi aşağı? Ben söylemeden son dakika Çiğdem hakkındaki kas söylentilerine cevap veriyor efendim. Evet, evet. Lütfen. Ayrıca bir şey daha söyleyeceğim. Sen gerçi bunu sen söylemekten imtina ediyorsun ama biz altını çiziyoruz özellikle. Hele şimdi kas söylentisi gündeme geldiği için bunu belirtmek lazım. Çiğdem varlıklı bir kadın aslında. Yani o Çiğdem'e özellikle ben çok rica ediyorum. Çiğdem'cim lütfen burada otur. Öyle değil mi Çiğdem? Evet. Gelmediği zaman bile ben buradan sesleniyorum. Hatta evet. Sevgi'ye soruyorum. Evet. Sevgi, Çiğdem nerede? Öyle değil mi? Doğru, doğru. Doğru Seda Hanım. Bana şöyle yorumlar da atmışlar. Evinde bu bayanın oturacak bir sandalyesi dahi yoktur. Çıkmış programa hava atıyor diye. Oysa ki özür dilerim, böyle aralara girmek durumundayım seyircimizi hatırlatma yapmak için.
Oysa ki bizim veterinerimiz Özer'le Çiğdem çay içtikten sonra karar ne oldu dedim. Özer olmaz dedi. Özer mikrofon alır mısın? Neden dedim. Hanımefendinin dedi varlık durumu beni aşar. Ben dedi bu kadar varlıklı bir hanımefendi istemiyorum dedi. Değil mi kardeşim? Evet doğru. Söyler misin Özer'cim? Şimdi biz Çiğdem Hanım bana talip olarak geldiğinde oturduk. Bir çay içmeye çıktık. Evet. Çay içtiğimizde tabii bu özel muhabbetleri de konuştuk. Yani neyin var neyin yok gibisinden. Çiğdem Hanım'la konuştuk. Allah şükür benim durumum da iyi. Yani zaten altın tabii gibi ki bir mesleğim var. Evim var. Her şeyim var. Ama Çiğdem Hanım'la konuştuğumda yani o bana kendini anlatmaya başladığında yani beni çok çok aşacak şekildeydi. Ve hatta ben karar anında bunu size belirtmiştim. Hatta Uğur Bey de o kadar mı dedi. Yani o kadar dedim o ben. O kadar dedi. O yüzden hani Çiğdem Hanım hakkında yapılan yorumları da ben buradan kınıyorum. Çünkü niye kınıyorum? Yani insanlar bilip bilmeden diğer insanlar hakkında yorumlar yapıyorlar. Maalesef. Çiğdem Hanım da maalesef ne anne babası ne baba parasıyla tamamen bana da kendisi anlattı nasıl kazandığını. Evet. Çok sayı duyacak bir mesleği var. Burada açıklamıyorum ben çünkü açıklamamı istemiyor. Evet. O sayede gelmiş. Çok da iyi birikim yapmış, yatırım yapmış. Onun maşallah avantajları yani. Maşallah. Güzel. Bunu da zaten her daim dile getiriyoruz. Yani Çiğdem asla ve asla kast değildir. Aksine çok varlıklı bir hanımefendi. Gerçekten burada olmasının en büyük sebeplerinden biri de benim. Çünkü ben çok istiyorum ve evlendirmek istiyoruz biz Çiğdem Hanım'ı. Evet burada. Ve kadıncağız burada evlenmek için bulunuyor. Burada. Şimdi gelelim Kemal'e verilen telefon numarasına. Madem ki Kemal'i beğeniyordun. Ben onun açıklamasını da yapayım. Evet. Klibinden indikten sonra arkaya oturtturdu Erdoğan Bey beni. Arkamdan devamlı bana işte ben sana talip olacaktım filan diye konuşuyordu. Yanında bir beyefendi daha vardı. Bakayım. Hayır sen değil. Bülent Bey vardı. Bülent Bey vardı. Bülent Bey Çiğdem evet Hanım. Bülent burada. Evet. Doğru mudur Bülent? Al mikrofonu. Arka taraf verin Bülent'e elden ele. Bülent Bey de ona diyordu ki Çiğdem Hanım senin sevgiye talip çıkmayacağını biliyor. Duyuyor burada konuştuklarını. Dedim ki bak hiç tribinde cevap vermedim. Verdi miyim? Giderken numaramı istedi. Verim ama dedim olumsuz olacağını zaten kendim de biliyorum. Ben kesinlikle öyle bir şey yok. Allah buradan ben Erzurumluyum, mertim, dürüstüm. Olayı böyle anlatayım. Ha. Geçtim Çiğdem Hanım'ın arkasına. Kriterlerini söyledi ya ben zaten kaldıramam dedim. Ailem izlemiş, çocuklu dedi kesinlikle dedi. Hı. Aydan Bey de yani bu sevgi olayında şey dedi. Anneme de şey yaptım, danıştım falan böyle. Sonra tam çıktım oradan Aydan Bey dedi sakın dedi direkt yürü dedi bana. Ben evet de direkt yürü dedim sakın yürü sakın dememin dedi, nedeni yürü, var. Böyle yürüyorum. Sevgi Hanım burada, Çiğdem Hanım burada telefonu verdi bana. Ben kaydettim yeni Bosna'ya gittim. Sevgi Hanım da mı orada yanınızda? Yan yanalar hiç ben böyle direkt telefon da elimde böyle hemen yazdım. Telefon da aklımda. Hayır lütfen. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum. Numara ne söylüyorsun? Dikkat et. Kemal Bey yerinize oturur musunuz lütfen rica etsem? Lütfen. Kemal otur. Ya ben haksıza dayanamam. Ben lütfen. Neysem içim dışım birdir benim. Ben kesin. O gün Hayrettin Bey ile görüşmesi olduktan sonra arkadaşım oturuyor tribüne. Beyefendi ile Bülent Bey onun bir arkası sırasında otururken konuşuyorlar. O gün beyefendi bana talip çıkacaktı. Bizim zamanımız yetmediği için çıkamadık. Ondan sonra beyefendi Çiğdem Hanım'ı beğeniyor. Tahminimce çünkü olabilir. Dün buraya bakın lütfen sevgi dün, diye gelip yani Çiğdem olabilir diyen var, olabilir oldu olabilir da, söz konusu evet olabilir. Evet. Çünkü biz görüşme sağlamamışız. Sağlamış olsam okey. Ona karşıyım. Aferin. Evet. Ona karşıyım. Dışarıda dün geldim. Biliyorsunuz Aydoğan Bey beni evden özellikle getirtti. Görüşme sağlamamız için beyefendiyle. Hı-hı. Bana dedi ki ben de aramadım dedi şey yapmadım ama görüşmüyoruz. Sadece dışarıda konuşurken bana duyum atıyor. Aramadım, konuşmadım, olmadı. Ailem zaten onu ayrılmadı, onun çocuğu var. Ben size talip olacağım, sizi istiyorum. Hı-hı. Bu şekilde bir ama görüşme oldu. O doğru, doğruya doğru. Yalnız telefonu ben istemedim. Kesinlikle yan yana geziyor. Giderken kendi ama, verdi. Ama niyet, Allah buradan evime gitmeye nasip olmaz. Ben kesinlikle yalan. Hemen Büşra Hanım'ı aradım. Büşra Hanım'a dedim ki bu numarayı verdi. Ben aradım dedim yanlış çıktı dedim. Belki doğru verdi ben bir rakam fazla yazdım dedim. Numarayı Büşra Hanım'a verdim. Ha. Dobra hemen Büşra Hanım da
Aydoğan Bey'e söylemiş. Aydoğan Bey böyle dedim. Ben dürüst Dobra'yım dedim. Ben geldim buraya birkaç gün dedim. Gideceğim. O gün de gideceğim deyince Çiğdem Hanım bana numarayı verdi. Ben dedim bu cuma gidiyorum dedim. Ben de dedi cuma günü geliyorum dedi. Bana ben evet cumadan cumaya geliyorum dedim. Hariçte gelmiyorum dedim. Gelemiyorum bütün çünkü her şey işlerim doğrudur. Var. Doğrudur. O telefon numarası kesinlikle istemedim. He. Numara yanlış çıktığı için mi sen ekibi haber verdin? Numara verdi bana yanlış numara çıktı. Numara verdi bana. Yazdım numarayı. Kemal Bey bir şey söyleyebilir miyim? Doğru numarayı vermiş olsaydım demek ki beni arayacakmışsın ama. Nasıl? Doğru mu? Nasıl doğru? Eksik vermişim yani, ben diyor, sana uyanıkmışım demek ki. Demek diyor ki. Numaramın yanlış olduğunu bilip diyor ekip arkadaşlarımız da diyor haber vermişsiniz numaramın yanlış olduğunu diyor. Peki, demek ki beni arama niyetiniz dur, varmış. Dur, şurasına geçelim. Numara verildi verilmedi. Kemal Bey'i beğeniyor musun sen Sevgi? Kesinlikle. Çiğdem. Kesinlikle. Evet. Niye verdin numarayı? Yok diyor. Bana ne dedi? Hayır, bakın diyor. Seda Hanım bana numara dedi ki. Numara istediği için ben de yolda giderken Seda Hanım bana da dedi ki verdim. Bülent Bey'in arkasında oturuyorlar. Şimdi o şeye çıktı ya Hayrettin Bey'e. Ha. 2500'e bu şey evet. Deyince arkasındayım ben de dinliyorum. Benim dedi kalbim atmadı dedi. Benim kalbim atsa dedi ben para pul hiç önemli değil dedi. Mi dedi. Ben bunu kime söylüyorum? Yani bu ay, arkadaşımın kriterleri beni var zaten. Yok, bir Bülent Bey de duydu. O kelimeyi Bülent Bey. Bir saniye. Bülent ne oldu? Yakın tut mikrofonu. Her şeyden önce telefon alışverişini ben görmedim. O dışarıda oldu. Ha. Evet. Olan olayda ikisinin arasında konuşmayı dengeleme amacıyla tanışma başlasın diye bir orada işte dedim yani siz birbirinizle tanışın madem talip olacaksınız. Evet. Bu kadar bir olay oldu yani. Bülent dışında... Bey ben hiç Kemal Bey'e bir cümle konuştum muyum tribünde otururkenlik? Hayır. Bana konuştuğu zamanları hiçbir cümle hayır. Konuşmadım. Şey hiçbir cümlesine Bey, cevap kalbim vermedim kalbim bile. Kalbim atarsa dedi hani dedi mi demedim ona. Onu söyledim o, ki onun üstüne bir... söylüyorum. Evet. Benim kalbim atacak bir beyefendi gelsin karşıma. Gerekirse hiçbir şeyse olmasın. Ben onu tutarım demiş. Elinden. Öyle dediniz. Aslanlar öyle dediniz. Gibi koluma takar çıkarım. Ben de tabii inanmadım ona da zaten ama ailemi aradım. Ailem seyretmiş. Kesinlikle dedi çocuklu olmayacak bir. İkincisi. Beyefendi beni zaten kriter yapımında söyledim. Benim iki oğlum var. 3 yaşında torunum var. O zaman siz bunu dinlemediniz. Bilerekten mi? Neden? Beni takip etmeniz gerekiyordu. Ben tribüne oturduğum zaman işte Çiğdem Hanım'a ben talibim de beni Sevgi'ye çıkartmak istiyorlar. Ben hiçbir cevap verdim miyim sana? Vermedim. Siz o zaman o beyefendiyi beğenmediğiniz için mi benim sizin maaşınız benim mazot paramı yetmez dediniz? Aslında beğenseydiniz hiç önemli değil elinden tutar götürürdüm diyorsunuz. Evet efendim. Hiçbir şey olmasa bile. O... Evet. Öyle bir şey yok Uğur Bey. Öyle ya bir şey, bir, öyle bir dünya yok. Bir de öyle şu bir var. Dünya yok. Evet. Ben Sevgi İnenlik candan ciğerden bir arkadaşım. Evet. Sevgi Hanım'la 10 senelik bir arkadaşlığımız var. Sevgi ama Hanım benim Sevgi kız kardeşim gibi. Kişiye telefon alışverişi olmuş ama siz çok yakın arkadaşsınız. Yan yana kendi verdi ya. Yan yana gidiyorlar kendisi verdi. Sevgi Hanım görüyor mu bunu? Gördü tabii yan yanalar ya. Allah ben şöyle bir açıklama getirebilir miyim? Yan evet. Yana. Nasıl oluyor o zaman? Beyefendi zaten hanımefendiye talip çıkacaktı. Söylüyor zaten. Ben de, aslında... ben de dedim ki gidiyorum buradan dedim. Salı mı çarşamba günü demiştim o telefonu verdiği gün. O da dedi ki ben cuma günü geliyorum dedi. Kimseye söyleme dedi numaramı yaz dedi. Ben de yazdım numarayı yeni Bosa'da aradım. Bir numara fazla mı ne yazmışım herhalde. Aradım Büşra Hanım böyle böyle dürüstçe söyledim. Ben de yalan olmaz. Buradan kalkmak nasip olmasın. Ay yemin etmeyin her şeye yemin ediyorsunuz. Yemin tövbe diyeyim be. Haksızlığa gelemem Seda Hanım ben. Ben şimdi ya ailem şimdi, izliyor Kemal beni Bey, ailem dedi ki. Haksızlığa gelemem diyorsunuz bak, ama ilk önce siz Lüleburgaz'dan bana bakar mısınız lütfen rica etsem. Evet. İlk önce siz tamam. Niyetiniz Çiğdem Hanım'da doğru mu? Hangisi? Çiğdem Hanım'da evet. Evet. Çiğdem gerçek niye böyle çocuk ki? Olayı o ailemin istememesi. Ailesi. Tamam. İlk olay Çiğdem Hanım'da. Ben her şeye dobra doğrudur. Okey tamam. Okay. Çocuk olduğu için kabul etmedi aileniz. Tabii. Ha bunu böyle açıklayın ama kalkıp da karşı tarafı rencide edecek şekilde. Ama telefon olayı doğru. Bana telefon verip de şöyle olayı ben aslında Sevgi istiyordum. Telefon olayına olayı. Giriyorsunuz. Bak. O şekilde girmeyin. Evet ben Çiğdem Hanım'ı beğenmiştim. İstemiştim. İşte ailem karşı geldiği için tamam. Onaylamadığı tamam, için tamam, bu birliktelik olmadı ve ben Sevgi Hanım'a talip tamam. Oldum diyebilirsiniz. Doğru o her şey doğru o telefon olayı bir tek. Ha, ona ama gelemiyor. Karşı tarafı rencide ederek söylüyorsunuz. Ben deyin yürürken ki, telefonu... Ben ona taliptim zaten Seda Hanım. Böyle insanı beğenmiştim. Ona taliptim. Talip olduğum için de telefon numarasını aldım hanımefendinin diyebilin. Nerede mikrofon?
Niye oturdunuz oraya? Madem çok iyi arkadaşınız, 10 senelik arkadaşınız. Biliyorsunuz Murat'cığım, arkadaşınız olduğunu. Murat'cığım, ben oturmam yani 10 senelik arkadaşım. Beni dinler misin ama lütfen? Dinliyorum. Benim, biz o gün çıkacaktık. Benim bu olaylardan hiçbir şekilde haberim yoktu. Biz o gün çıkacaktık. Beyefendiyle vakit yetmediği için programa çıkamadık. Biz buradan evimize gittik. Dün Aydoğan Bey, ben kanala gelmedim, özel araba gönderip beni evden aldırttı. Böyle böyle talibim var. Ben talibimin kim olduğunu bilmiyordum bile. Buraya çıktıktan sonra öğrendim. Ha ama ben beyefendiyi direkt reddetmedim. Bir çay içelim dedim. Bu, kalktık dışarıda oturduk konuştuk. Zaten benim kriterlerime uymuyor beyefendi. Mümkün değil. Benim babamın eviyle, benim babamın parasıyla bana koca olacaksa hiç olmasın. Öyle ben babamın kapısında ben size, otururum. Size ben an... Ben buraya evlenmeye gelmişim. Kriterlerimi de söylemişim. Ha herkes bana diyor ki bir sürü yazım yapılıyor. Sosyal medya. Zengin gelip seni alsa ne yapacak? Neden ne yapacak ya? Ben de bir insanım ya. Ben de bir kadınım. Bana dünden beri. Ben hiçbir zaman şunu demedim ki bana çok çok zengin bir insan gelsin demedim. Evi olsun, işi olsun, bana yeterli. Bana ekmeğini kazanıp gelebilsin. Ben size dedim ki 1000 lira, 1500 lira para kazanırım dedim. Ailenizde dedim başımın üstünde yeri var dedim. Yeri var dediniz. Yeri var dediniz. Siz ev istiyorsunuz. Ev. Evi istiyorum tabii ki, yaşamak. Yaramaz. Benim kalbim temiz. Ya ama ben yaşamak için buradayım. Ben dışarıda normal bir insanla evlenebilirim. Ben sana sevgi, saygı, ömür boyu bakacağım her şeye. Ben niçin geldim buraya Seda Hanım? Evlenip yuvamı kurabileyim diye. İstediğim şekilde sizler bana destek olun diye. Bir saniye. Dün Lüleburgaz'dan beri bütün 10 tane 20 kişiyle görüşme yaptım. İnanın burada. Yani Sevgi Hanım ben beğendim. Ben dedim kimse hesap vermem. Kimse dedi ki sana yazıklar olsun dedi. Yakıştıramadılar. Niye? Yani Sevgi Hanım'ı. Niye? Neden? Aa, ne yok yok anlamadın yani Sevgi Hanım'ı. Yakıştıramadılar. Ben gerçeği neden söylüyorum. Ailem beğenmiş. Bana telefon ediyor arkadaşlar. Öyle söylemeyin. Öyle söylediler. Bana dedi, ben de cevap verdim. Ben dedim ki ben önemli olan benim kalbim dedim. Peki efendim biraz bir nefes al Kemal. Sakinleşin biraz. Sakinleşin. Sakin ol. Birazdan sürpriz bir buluşturma gerçekleştireceğiz burada. Acaba? Halime birine talip. Halime birine şok. Talip olmuş. Şok. Mümkün değil. Şok. Şok. Halime, babaanne Halime birine mi talip? Halime'yi çünkü ana haberler bile konu ediyor ki Halime gelen tariflerini beğenmiyor diye. Halime birine talip. Az sonra önce reklamlar. Cengiz ve Zinnet'in görüşmesinde sürpriz karar. Nerede yaşayacağımız hiç yani şey değil, bana bağlı olan bir şey değil. Kaza yaptığını biliyorum. Az sonra canlı yayında. Sözleriyle olay yaratan Çiğdem'in... 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğim. Sürpriz talibi kim? 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini. Az sonra. Birçok talibine hayır diyen Halime... Olumsuz. Bugün kime talip olacak? Az sonra canlı yayında. Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. Efendim az sonra yılın buluşması yılın burada buluşması canlı yayında gerçekleşecek. Çünkü Halime ilk defa mı birine talip? Talip olacak. İlk defa mı talip oluyor Halime birine? Yok, ikinci. Çünkü yüzlerce talip geldi kendisine. İkinci. Hiçbirini istemedi. İkinci defa. İkinci talip defa talip oluyor birine, evet. Seda Hanım söz alabilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi benim çok güzel bir kalbim var. Çok güzel. Adam gibi adamım. Tuttuğumu elimden götürürüm. Hiç ama bırakmam. O telefon numarasını almayacak. Erzurumluyum. Dur, Mert'imdir. Yani böyle bir insanım. Bazı açıklamadığım şeyler var. Tabii 1500 lira alıyorum, 1000 lira alıyorum. Böyle bazı şeyler... Bir insanı tanıyacaksın. Ben şimdi Sevgi Hanım'a dedim ki Konya'ya giderim misal. Niye gideyim Konya misal? Bir şey olmasa. Hadi bir zengin olur bir insan. Dersin ki kendini kurtaracaksın, aciz bir insanımdır. Gidersin. Ben böyle dürüstüm. Beni şu Sevgi, anda sıkıldın anladım. Sen herhalde. Alalım mı cevapları Sevgi? Evet. Cevapları alalım. Evet. Söyle. Kararım olumsuz. Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kemal devam etmek istiyor musun burada bizimle? Peki efendim. Şöyle alıyoruz. Kemal bizimle devam etmek. Birçok talibine hayır diyen Halime... Olumsuz.
kime talip olacak? Az sonra canlı yayında. Evet, Halime acaba bugün kime talip olacak? Şidem Hanım'a bugün kim talip gelecek? Yılın bakacağız. Olayı, yılın olayı Halime talip olacak. Efendim, yeni bir buluşturma gözde geliyor. Gözdeciğim hoş geldin. Hoş geldin Gözde. Seda Hanım. Efendim Gözde'nin talibini birazdan alacağız. Bir teşekkürüm var. Bizim tribünün çok sevdiğimiz kardeşlerimizden biri. Kasap Fatih Şahin ve annesi Fatma Hanım bana geçmiş olsun çiçeği yollamışlar. Fatma Hanım senin yanaklarından öpüyorum. Fatih kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olsunlar. Evet, Gözde, önce bir görelim, görüntülerimiz var. Onları bir izleyelim, sonra da Gözde'nin sürpriz talibini davet edelim. Tamam? Tamam. Gel gel sarışınım gel, gel sana aşığım gel, gel gel gün ışığım gel, gel çok... O, locanın en çok talibi gelen adaylarından biri. Gel sana aşığım gel, gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel. Gözde'nin sert ve ciddi duruşu ona talip olmak isteyenleri düşündüren bir durum. Peki biz soralım kendisine. Aslında Gözde nasıl biri? Gözde oldukça ciddi, her şeye çok gerçekçi bakan, duygusal, onun yanı sıra da eğlenceli bir kişidir. Yani normal bir hayatta, normal bir sohbette zaten böyle cıvıl cıvıl, işte gülen bir insan olmak bana saçma geliyor. Hani ciddi bir yerde ciddi, eğlenmem gereken yerde eğlenirse insanlar benim için daha iyi olur. Peki biraz da aileni tanıyalım. Ben annemle yaşıyorum, babamla yaşamıyorum. Babamla annem 3 yaşından beri ayrılar. Babamla hiçbir şekilde görüşmüyorum ama hayatımda sadece annem benim babam diyebilirim. Yani annemle benim hayatımda babam yok. Gözde'nin olmazsa olmazları neler acaba? Spor yapmayı çok seviyorum. Spor benim hayatımda çok önemli var sporum. Şöyle ki bir yemek yemek, su içmek gibi. Köpeğimle ilgilenirken çok mutlu oluyorum. Onlarla güzel oyunlar oynuyoruz. Çocuklara çok düşkünlüğüm var. Çocuklara çok düşkünümdür. Yani çocuklara aşığım diyebilirim. Böyle küçük çocuklara, onların o kendini ifade edememe durumlarına, böyle nazlı tavırlarına. Aşığım gel, gel gel gün ışığım gel. Evet. Gözde'nin talibi geliyor. Hakkari'den geliyor Gözde'nin talibi. Davet ediyoruz. Hakan Bey geliyor efendim. Buyurun Hakan Bey. Allah'ım bitmesin, bitmesin buram. Sonunda evim olsun. Allah'ım bitmesin, bitmesin buram. Sonunda evim olsun. Hoş geldin. Merhabalar Hakan. Ne güzel geldin enerji. Teşekkürler. Enerji. Ya ben alışkınım yani. Biliyorum aynen. Aferin. Hakan, Hakkari'den mi geliyorsun, memleket mi Hakkari? Ben İzmir'de yaşıyorum aslen. Heh. Ama Hakkari benim memleketim, evet. Hakkari. Ama ben doğma büyüme İzmir'de yaşıyorum doğma yani. Doğma büyüme İzmirlisin. Aynen. Evet. Aha. Bizim şey de Hakkari, Mustafa da Hakkari. Mustafa nerede abi, askerlik göreyim ben. Askerlik yaptı, burada. Hakkari'de Mustafa askerlik. Evet, Mustafa danıştım ben abiyle, konuştum ya. Anlat oğlum, Hakkari'de askerlik yapmış adamsın sen. Ben Hakkari'de askerlik yapmıştım abi. Konuştuk da... Konuştuk ama abiyle biraz muhabbetliğimiz oldu. Büyük ihtimal senden daha çok Hakkari'de kalmıştır ya, o zaman. Aynen. Tabii. Konuşabilir miyim? Tabii, buyurun. Tamam, teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun siz. Allah razı olsun, ben deyim, teşekkürler. Sizi gördüm, beğendim, kendime yakıştırdım falan filan. Geldim işte falan. Ama biz de duyalım. O şekil, tamam, Gürses'le konuşuyorum ben. Aferin. İsmim Hakan. Heh, İzmir'den geliyorum ben. Bravo Hakan. Aslen Hakkari'liyim yani, bunu ben size söyleyeyim. Güzel. İzmir'de yaşıyorum. Bizim tekstil atölyemiz var. Evim benim İzmir'de. Gözde yanmak. Çok güzel. Tamam, ben Gözde'ye bakıyorum da bakamıyorum işte. Ne yapacağım bilmiyorum. Aynen. Heyecanlandın değil mi? O şekil. Evet, size de aldım. İzmir'de yaşıyorum. Benim evim, işim orada. Kendi işimi yürütüyorum. Kendime ait arabam bile var. Evim var. Oh. Sıkıntı yok. Yani sizi gördüm, beğendim, geldim. Kaç kişi yolladınız yani. Hoşuma gitmedi yani. Gerçekten bak, ben kendime güvendim bile, geldim buraya. Ne biliyor hoşuna musunuz? Gitmedi? Evet. Hayır. Ya İzmir'de kalkıp geldim yani. Ben biliyor musunuz? Kesinlikle.
Uzak yoldan geldim ben. İşte yani Gözde'yi beğendim yani. Kendime yakışıyor yani. Kendime yakışan bir bayanı ben... Bir dakika ne oluyor? Onlar patlıyor bak dayanamıyorum. Kendime yakışan bir bayanı ben karşımda görmezsem... Ben ya o kadar şey değilim yani. Ne hoşuna gitmedi anlamadık. Hoşuma gitmedi dedin. Hoşuma giden Gözde Hanım'ın... Yok gitmedi dedin ya bir şey hoşuna gitmemiş. Ona hoşuma anladım. Gitmeyen şeyler mesela gelen talipleri yolluyor. Yolluyor. Çaya çıkmıyor yollama falan filan. Yollama nasıl çıkacaktın? Hayır bir dakika size bir şey diyeceğim. Hayır ben kendime bak iş güvenim benim var. Bak kendime her gururum var yani. Bak benim de bir gururum var. Ben çıkmadım daha önce canlı yayına çıkmadım hiç. Ama ilk defa çıktım. Yani biliyorum. Lan çocuk. Güzel. Ay çok şeker, çok enteresan çocuk ya, ya bu. Seni Halime'ye vallahi... talip gelmiş olarak görmek isterdim açıkçası. Efendim kime? Halime mi? Neyse, yok yok onu yanmam ben hayır. Evet. İşte yani kriterlerin, senin yaş kriterlerin önemli mi? 25-35 yaşa kadar. Ben 24 yaşındayım. Askerliğimi bitirdim, 3 sene oldu bitireli yani. Askerliğimi ben desem de Arda yaptım. Acemi Birliği'ni ben Sivas... Pardon karıştırdım da ya. Karıştı. Acemi Birliği'ni ben ne yaptım ya? Acemi Birliği'ni ben Sivas'ta yaptım. Usta Birliği'ni ben Sivas... Karıştırdım. Hakan, efendim, bu kadar güzel karıştı. Bir kız oturunca karşısında bir erkeğin normal yani. Kesinlikle heyecanlandım ya. Suratına gözlerini bak. Gözleri şu an beni etkiledi yani. Biliyor musunuz? Etkileyici duruma çıktı yani. Gerçekten öyle. Yani ben Gözde Hakan, Hanım'ı... İzmir'de alışıksındır sen böyle İzmir'de. Hanımefendilerle konuşmaya, görüşmeye alışıksındır sen. Alışkınım ya tabii tabii benim kaş orada yani bizim iş yerimizde çalışan elemanlar var. Şöyle ne diyeyim sana Azerbaycanlı kızlar var, sarışın falan var. Bak. Onlarla zaten ben şey yapıyorum, konuşuyorum da yani ben... Evet. Ne güzel de anlatıyor Seda. Hayır bak yanlış anlama sen beni bak. Onun bak sadece muhasebecik yapıyorum. Bak kendi işimi yap paralarını ödüyorum ben. Kızlara falan sen yanlış anlama bak. Hayır kızlar. Aferin çocuğum. Ben sana inanıyorum Hakan. Teşekkürler Seda abla. Bekar hiç evlenmedi şimdiye kadar. Gözde seni çok beğendi. Hiç evlenmedim. Beğendim. Gerçekten beğendim. Oturuşunu, kalkışını baktım ya. Hareketlerini. Zaten program arası ben karşıma çıkıp geliyordu zaten. Yüzüme bile bakmıyordu bak. Gerçekten huyunu sevdim. Bakmaz. Oyunu çok sevdim. Kimsenin yüzüne bakmıyor. Helal olsun yani. Ben bakıyordum. Ben yalan söylemeyeyim. Bakıyordum yani. Bakma şeyi yapıyordum. Peki aynen. Hakan. Efendim? Ailen haberi var mı anneciğim? Anneme söyledim ben. He. Aynen git dedi oğlum bakalım. Ama kendine güveniyor musun? Dedim kendime güvenim sonsuz. Tamam. Zaten kendime güvenmezsem ben bir yerde oturmam yani. Gözde'yi beğendi mi annen? Beğendi ya aynen. Gösterdim yani. Dedim anne çıkacağım buna falan filan. Oğlum sen bilirsin. Hayat senin hayatın. Annem çok anlayışlı bir Seda abla. Helal olsun. Kesinlikle yani bak. Biz doğullar nasıl bir insanız bak. Her anne çocuğunun mutluluğunu ister Hakan'cığım. Seda ablacığım ben sana bunu söyleyeyim. Bak benim annem benim mutluluğumu çok ister. Tabii ki. Çünkü beni çok yani bu yaşa getirene kadar çok acı çekti bende. Beni el üstünde büyüttü. Ben size söyleyeyim. Hiç zorluk çekmedim ben. Ne güzel. Allah razı güzel. Olsun benim ailemden. Bütün babamdan ailemden. Baba hayatta mı Hakan? Baba. Babam da sağ. Allah. Aynen yani ver. Kendime ait işim de var. Oh. Kimseye muhtaç değilim. Maşallah. Saatten sonra bak. Maşallah. Pratikli biriyim ben. Çalışkan biriyim. Güzel. Hiperaktifim mesela. Ben bir işe dokunduğum zaman hemen o işi yapmadan şey yapamam yani. Hiperaktifsin belli. Hiperaktif zaten. Yapmayana kadar. Aynen. Dayanamıyorum yani. Gözde. Size bunu söyleyeyim yani. Yorum istiyor musun tatlım? Tüm arkadaşlarım yapabilir Yılmaz Bey dışında. Yılmaz Bey dışında peki. Herkes yapabilir diyorsun. Evet. O zaman Yılmaz'dan başlıyor. Dışında. Seda abla toprağımdır haksızlık oluyor. Ya gerçekten bak beyefendi beni tanıyor. Sabah gördüm değil mi seni? Şimdi Gözde Hanım çok güzel olduğu için arkadaşımız ondan dolayı çok konuşuyor. Heyecandan çok konuşuyor. Yok aslında ben heyecanlı falan toprağım. Pardon. Ama şimdi şöyle bir şey vardı. Gözde ne aradığını bilmiyor ama bence bu laflara karşı bir çay iç. Yani iyi tamam. Çocuktur. Tamam. Başka yorum yapmak ister. Ramazan bir şey mi diyeceksin? Söyle annem. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler kardeşim. Gözde Hanım şu ana kadar güldüren insansınız. Çok hiperaktifsiniz. Allah razı olsun. Zaten İnanıyorum ben takip size... ediyorum. İlk güldüren kişi benim zaten. İlk geldim zaten giriş yaptım. Baktım suratıma Gözde? Zaten. Bizim program güldü bana. Hiç gülmüyor Gözde de. Aynen gülmüyor surat. Az önce gülüyordu Orhan abi. Ben baktım yani. Bak az önce, şu an gülmüyor. Niye gülmüyor bilmiyorum. Niye gülmüyor bilmiyorum yani. Sebep. Aynen. Ben yorum alabilir miyim Seda abla? Evet. Tamam yapıyor zaten şu an. Murat kardeşimden alayım ben. Murat'tan. Aynen. Seda abla biz Hakan Bey'le dün akşam beraber kaldık aynı odada. Gerçekten böyle bir çocuk değil yani. Hani daha biraz sakin. Öyle hani mi? Heyecanlandı sakin yani. Ya yemin ederim böyle değil. Bir de var ya Seda abla sabaha kadar yemin ederim hiç uyumadı. Gitti Gözde dışarı geldi. Kız Gözde aşka bak.
Hani çok bağlanmış, gerçekten gelmiş yani buraya Gözde için. Hani yakışıklı arkadaşımız ama bu şekilde görüldüğü gibi değil asla. Çok başka efendim. Başka hanımefendilerden yorum istiyoruz hanımefendi. Rüveyda, genç bir kızsın bak genç arkadaşın için şey yap, yorum yap bakalım Nişanımız Rüveyda. Nişanımız devam ediyor bu arada. Ya yakışıyorlar aslında hani girişi biraz tabii heyecanlandığı için biraz şey yaptı ama bence bir çay içebilirler yani bu konuda. Direkt reddetmesin. Sen nasıl buldun Hakan'ı? Ya mesela anlattıklarına göre gayet yani Gözde Hanım için gelmiş işte. Evet. Yani bir görüşsünler derim ben. Hakan ben seni destekliyorum çocuğum. Teşekkürler Seda ablacığım. Uğur abin ve Seda ablan arkandayız. Teşekkürler. Tamam. Zaten siz arkamdan olduğu zaman Gözde'ye program mesaj veriyoruz yani. Evet evet. Ben şu... mesaj veriyoruz. Diyoruz ki bak biz bu çocuğu destekliyoruz. Teşekkürler yani. Temiz. Ya bak ben bir eşimi bak Seda ablacığım ben size bunu sunayım yani bak. Bir bayan benim eşim olsa onun için ben her şeyi yaparım göz alırım yani bak. Yani ben bunu söyleyeyim size yani ben öyle bir insanım hayatta ben eşimi zor durumda bırakmam. Ha kendime güvenmeseydim ben şu an burada oturmazdım. Tabii. Gelip burada söylesem size ben garibanım tekim falan filan benim neyim varsa ben söylüyorum size. Tamam. Benim kendime şahsen arabam vardı. Arabam var. Şu anda var. Evim var benim mı? Evim de var. Benim işim de var. Problem yok yani. Güzel. Sıkıntı yok orada. Çok şeker. Askerliğimi bir şey askerliğimi bitirdim ben aynen. Naciye bir şey mi söyleyeceksin? Vallahi Seda Hanım yani ne bileyim çok hiperaktif bir arkadaşımız. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Yani Gözde arkadaşı da ben tanıyorum. Çok ağır bir insandır kendisi. Bu kadar fazla hiperaktif değil yani. Tam dönenin beklediği biri aslında. Yok ben beklemiyorum. Biz yani. Anlaşamayız zaten kesinlikle. Çok hiperaktif. Aslında bu. İnşallah yok, olur yok, yani. Yok yok o gözünü ayırmıyor Gözde'den ama... bak. Aferin. Gözünü ayırmıyor senden. Gözdeciğim karar aldı başlasın mı? Olur başlasın. Peki tamam, Seda abi. Başlasın. Gözde biz hani yani seni etkilemek gibi olmasın. Hani baskı da yapmak istemeyiz ama ben hani bu çocuğu hayır deyip gönderme deriz. Yani bir tanı, bir çay iç, bir konuş bu arkadaş iyi tamam. Enteresan bir arkadaş yani. Annesi iyi mi yollamış? Annen yolladı değil mi seni şeyi? Efendim. Hakan. Annem. Annesinin haberi var canım. Tabii annesi tabii. Annesine biraz önce söyledi. Annemin söyledi. Haberi var dedi. Söyledi çocuğum. İzliyormuş annesi Gözde'yi beğenmiş. Tamam bir çay içelim arkadaşlar. Bir çay içelim değil mi? Peki tamam. Yukarı alıyoruz. Teşekkürler. Cengiz ve Zinnet'in görüşmesinde sürpriz karar. Nerede yaşayacağımız hiç yani şey değil, bana bağlı olan bir şey değil. Kaza yaptığını biliyorum. Az sonra canlı yayında. Evet, yukarı balkona çay içmeye çıktılar. Bakalım ne olacak? Evet, yine locanın en güzel hanımefendilerinden biri geliyor. Gülseren geliyor. Buyurun efendim. Gülseren Hanım, Mahmut Bey talibiniz. Sizi istemeye gelmişler. Hoş gelmiş. İnşallah. Bugün nişanımız da var. Darısı sizin nişanın başına diyelim. İnşallah. Ve Mahmut Amin. Bey'i davet edelim. Buyurun Mahmut Bey. Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde. Sana koştum istedim, derman yok bizlerinde. Ben de özledim ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak istedim. Mahmut Bey çok şık bugün. Mahmut Bey deri mi o ceket, kumaş? Deri bakmıştınız mi? Daha evvel Uğur Bey. Merhaba. Çiçeğini takdim et hanımefendi ya yok. Teşekkür buyurun, ederim. Abi, çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim kabul ettiniz. Çok güzel. Sağ olun. Hoş biraz geldiniz. Sesli olarak konuşmaya başlayabilirsiniz. Buyurun efendim. Evet. Nereden geliyorsunuz Mahmut Bey? İstanbul. Neresi? Başakşehir. Başakşehir. Kaç yaşındasınız? 62. 62. Ne işle meşgulsünüz? Emekliyim. Gemilerden. Geçmişte ne vardı? Gemilerden emekliyim. 23 yıl bir fiil devlet gemilerinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gemilerinde çalıştım, yurt dışı. Bir evlilik yaptım. İki çocuğum var. Eşimi kaybettim. Bir oğlum, bir kızım var. Başınız sağ olsun. Kızım Almanya'da. Kızımdan iki tane torunum var.
Çok özledim onları da. Öpüyorum buradan. Çok çok özledim. Oğlumla İstanbul'da ikamet ediyorum. Emekliyim şu anda. Ara sıra yani haftada 2-3 gün yardımcı oluyorum. Başka bir şey yaptım yok. Anladım. Söylemiştin değil mi? Bir evlilik yaptım. Eşimi kaybettim. Evet. Evet. Kaç yıldır yalnızsınız? 5. 5 yıldır. 2009, 3 Nisan eşimi kaybettim. Evet. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Takip ettiniz sizi, mi? Evet, sizi fazla hakkınızda bir şey bilmiyorum. Gördüm. Dün lojada gördüm. Bir gün evvel de vize, pasaport işlerim vardı. Evdeydim. Çok kısa televizyonda izledim. Beğendim, etkilendim. Pasaport, nereye gidiyorsunuz vize, pasaport? Torunlarıma gidiyorum. Üçüncü torunu Almanya'ya. İnşallah, hadi bakalım. Seda Hanım, torunumun bir resmini gösterebilir miyim müsaade ederseniz? Tabii. Evet, gösterin efendim. Benim kucağımda doğdu. Şimdi üçüncü torun geliyor. Aa, maşallah. Ay çok tatlı, maşallah. Maşallah. Biraz yaş farkı var ama Gülseren. Evet, ben de onu sordum Mahmut Bey. Valla takdiriniz, ben etkilendim duruşunuzdan. Ben kendime uygun buldum. Siz de kabul buyurursanız görüşürüz. Hı hı. Tabii ki her türlü kararınıza saygılıyım. Teşekkür ediyorum. Son saygım başta. 61 yaşında. Dediniz değil mi? 62 yaşında. 62 yaşındasınız. Evet. Ben sizin yaşınızı da bilmiyorum. 48 yaşındayım. 48 mi? Hı hı. Ben 59 yaşında diye söylenildi bana. Bilmiyorum da tahminen denildi. Gösteriyor muyum 59? Yani. Arkadaşlara sordum. Onlar da demek ki doğru bilmiyorlarmış. Doğrudur, evet. Seda Hanım haklısınız. Doğru. Evet. 49. Ben 59 biliyordum. Yani 59 ben, gibi kadına yol, mermer gibi kadına yol. Tabii ki. Tabii ki canım. Ben de gösteriyor muyum şimdi? Yok. Siz de 59. Yani. 59 mu duruyorsunuz? Daha genç duruyor hatta. 62 yaşındaymış Mahmut Bey. Ne yapalım o zaman? Yorum falan istiyor musun? Tabii tabii, yorum yapabilirler. Ben istiyorum, yorum istiyorum. Gülseren'le Mahmut için yorum yapmak isteyen var mı arkadaşlar? Bahar'cığım. Merhaba, hoş geldiniz Mahmut Bey. Merhaba, var mı? Ben fiziksel olarak ve yaş olarak olumsuz düşünüyorum. Gülseren ablayı tanıyorum. Evet. Az çok yapısını da kişiliğini de biliyorum. Olumsuz düşünüyorum ben. Olumsuz diyorsun. Evet, olumsuz. Necmi? Mahmut Bey hoş geldiniz. Teşekkür Bence de yani görüntü kardeşim. Olarak pek biraz uyumsuz oldu. Uyumsuz oldu diyorsun ha? Evet. Uyumsuz olduğunu. Küçük Oğuz da bir şey söyleyecek. Mahmut amcam hoş geldin. Kocanın Küçük Oğuz kaldı. Küçük Oğuz. Büyük Oğuz gitti ya. Büyük olsun Oğuz, Seda Küçük Oğuz. Evet. Benim oğluma benziyor. Gülseren abla, Mahmut amcam 62 yaşında olmasına rağmen gerçekten ruhu 30 yaşındakinin ruhuna bir sahip kişilikte. Beşiktaş onu söyleyeyim. Istedik. Torunlarına, çocuklarına çok düşkün birisi. Gerçekten. Çocukları çok seviyor. Ondan sonra... Olsun bence bir tanımanı isterim yani. Kesinlikle yaşı sıkıntı etme. Peki. Biraz daha konuşun. Biz bu arada Gülhan ve Sami'yi kararları ne oldu diye huzurlarınıza çağırıyoruz. Gelin bakalım. Acaba Sami nasılsın? Sami dün çok hararetli yorumlar yaptı ya. Dün Melek'le Gökhan'ın görüşmesine. Ne yaptınız? Anlatın yani, bakalım. Kim olsa onu yapardı yani. Evet. Yani yorum için. Sizle kendinizle ilgili. Gülhan'ıma bırakıyorum. Gülhan'cığım yakın Sami tutan. Bey'le çay içtik, tanıştık. Evet. Yalnız Sami Bey'in çocuğu olduğu için, ben daha hiç evlenmediğim için kararım evet, olumsuz. Gülhan hiç evlenmedi. Bir de iki üniversite bitirdin evet. Sen. Gülhan hiç evlenmeyip iki üniversite bitirip. Şimdi Sami'nin çocuğu var olabilir orada. Yoksa Sami çok iyi bir insan. Çok da düzgün kardeşimiz. Olmadı. Olmadı. Hayırlısı. Ben Gülhan Hanım'a teşekkür ediyorum nezaketinden dolayı. Sami bir seslen taliplerini. Ben Samsun Bafralıyım. 38 yaşındayım. Bir kızım var. Maşallah. 25 ile 35 yaş arası taliplerimi bekliyorum.
Peki. Bir de Seda Hanım şunu söyleyeceğim. Geçen de ben Bafra'ya gittim. Samsun Bafra'ya. Bütün Bafra sizi izliyor. Allah razı çok olsun. Çok çok selamları var. Hepsini evet. Öpüyoruz biz de. Selamlar Bafra. Teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese buradan mis gibi kokulu öpücükler. Değil mi Uğur? Teşekkür ederim. Peki Gülhan'cığım, Sami'cığım şöyle alıyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz Gülhan Hanım'a ve Sami Bey'e. Gülseren'le Mahmut için karar anı başlasın. Evet Gülseren Hanım. Bir çay içelim diyorum. Bir çay içelim. Peki efendim, şöyle alıyoruz. Sözleriyle olay yaratan Çiğdem'in... 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini. Sürpriz talibi kim? 2,5 milyar maaş benim aracımın mazotuna sanmıyorum yetebileceğini. Az sonra. Evet, birazdan Çiğdem Hanım'ın talibi var. Bakalım bu mazot meselesi ne olacak, izleyeceğiz ama önce bir buluşmamız var. Evet efendim, Nimet geliyor. Buyurun Nimet. Söyle ona Sebastian, ağzımı açtırmasın, kalbini kırdırmasın akşam akşam. Söyle ona Sebastian, ağzımı açtırmasın, kalbini kırdırmasın akşam akşam. Ay ilk defa seni elbiseyle gördüm. Gel şurada şu ortada bir dur. İlk defa ne kadar yakışıyor. Dön şöyle. Evet. Teşekkür ederim Sena. Ay böyle istiyorum ara sıra lütfen. Ne kadar yakışmış değil mi? Maşallah ya. Maşallah. Teşekkür ederim. Buyurun şekerim, çok güzel olmuşsun maşallah. Evet. Bugün nişanımız evet. Var bak gelin hanım diyor ki oynamasını istiyorum diyor. Kardeşlerin diyor. Beraber. Oynamasını istiyoruz. Peki tamam beraber evet, oynayacağız birazdan. Evet, Cezes elbise giymiş. Elbise mi etek mi o? Elbise. Oh be. Şöyle elbiselerle gördüm sizi ilk defa. Efendim evet. Nimet'in talibi kim? Var. Davet edelim hemen. İsmail Bey gelsin efendim. Buyurun İsmail Bey. Geldiniz. İsmail sen de hiç evlenmemiştin değil mi? Hayır, evlenmedim. Evlenmedim. Nişanlanmadım, evet. Ha. Güzel. Doğru. Nişanlanmadın. Aha. Çünkü Nimet de öyle istiyor da. Evet, onun için buyurun zaten. Efendim konuşun. İsmail kardeşimiz aramıza birkaç gün önce katıldı. Hiç evet, evlenmemiş bekar. Evet. Müteahhitlik yapıyor. Buyurun efendim. Kendinizi biraz anlatır mısınız? Adım İsmail. Yaşım 42. İstanbul Ataşehir'den katılıyorum. Evet. Maruz buyurun. Bir heyecan var. İsterseniz siz... Sorun ben cevaplayayım. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet, Ataşehir. Ataşehir'de yaşıyorsunuz. Biraz kimle beraber sesli. Yaşıyorsunuz? Şu an abim ve annem. Evlenince peki? Ayrı. Ayrı yaşayacaksınız. Hı-hı. Ne iş yapıyorsunuz? İşletmeciyim, restoran. Restoran işletiyorsunuz. Hı-hı. Abisiyle müteahhitlik, kendisi işletmeci. Hiç gece... evlilik yapmadınız? Yok, yapmadım. Ayrıca bende yalan yok. Bir de gece kulübü var. Bir gece, de ne? Gece kulübü işletiyorsunuz. Evet. Ama kapatıyoruz. Çünkü bu işi yapmak istemiyorum artık. Abimle birlikte inşaat sektöründe devam etmek istiyorum. Bu arada bir maruzatım var. Bak ne güzel giymiş affedersiniz. Gelmiş karşına. Nimet. Anlat da onu iyice herkes bir duysun. Ayakkabılarım. Seda Hanım. Şöyle bir maruzatım var. Firdevs Hanım anladığım kadarıyla Nimet Hanım'dan ayrı kalamıyor. Ayrı kalamıyor. Evet. Benim bir abim var. Heh. O da bekar. Bacıları biz alalım ben, diyorsunuz bacı kardeş. Evet, benden 5 yaş büyük. Hiç evlenmedi. Nişan da yapmadı. İşinde gücünde bir insan. Oh. Gelsin talip olsun değil mi? Öyle vermeyiz hemen kızım. Evet. Ne diyorsun? Abla ne diyor? Hani... Abla mikrofon verin. Ne diyorsun Nimet'in ablası? Ben öyle iki kardeş kesinlikle düşünmüyorum. Nimet de düşünmüyor zaten. Düşünmez misiniz öyle iki? Yok. Aynı evde değil ama canım iki kardeş. Olsun ayrı da olsa kardeş istemiyoruz.
Öyle mi? Evet. Ha. Peki. Yani birbirimize çünkü yakın olalım ama iki kardeşle evlilik düşünmüyoruz. Evet, diyor. Evet. Peki. Bizdeki sorun ona yansır, ondaki bana yansır. Bakır. Buyurun. Sonuçta aynı dairede kalmayacağız. Ayrı dairelerde kalacağız. Ama diyor onların sorunu aynı bize yansır kalır diyor. Bizim sorunumuz ona yansır. Olabilir. Farklı yerlerde de yaşansa sorun mutlaka yansır yani. Olabilir. Öyle düşünüyorum. Tabii onun düşüncesi. Saygı duymak gerekiyor. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben size talip oldum. Ben sizin ilk geliş gününüzü hatırlıyorum. Şöyle bir şey söylemiştiniz. Yani ben evi olsun istemiyorum. Evet. Aşk evliliği istiyorsunuz. Evet, yani beni sevsin, saysın istemişsiniz. Aynen. Bunun da fazlasını vereceğimi diye düşündüm. O yüzden aynen size öyle söylemiştim. Hala da öyle devam ediyor yani. Fikrim evet de değişmedi. Bir değişiklik de olmadı. Hı-hı. Yalnız yaş kriterimi de biliyorsun herhalde. Biliyorum zaten. En çok tereddüt ettiğim nokta bu oldu ama yine de bir şansımı denemek istedim. Yaşları söyleyelim bir daha. Kriter 40, ne? İsmail senin yaşın ne? 42. 42. Size Nimet kriter? 35 yaşındayım. 37-38 sınır. Ha, 38'den yukarı olmaz diyorsun. Yukarı istemiyorum. Ama 35 sen 42'de iyi yani bence 7 yaş. Güzel. Takıntılıyım bu konuda. Takıntılısın. Öyle mi? Evet. Ama İsmail de yaşını göstermiyor ya. Bir ikincisi bu tribünden aday istemiyorum. Sanki hiç dışarıda erkek kalmamış. Ha, sadece ha, burada erkek varmış gibi oluyor. Hiç hoşuma gitmiyor benim. Ha, benim hiç hoşuma gitmiyor. O onun bakışı. Doğru. Arkadaşlar ama demeyin. Sizin birbirinize talip olmanız mani buna engel değil. Evet. Bu yani tabii herkes istediği kişiye talip olabilir. Evet, Nimet diyor ki bana buradan tribünden talip olmayın arkadaş diyor. Ben istemiyorum. Söylüyor. Evet. Yani hoşuma gitmiyor yani. Peki abisi gelsin mi ablan için? Ne diyorsun? Yaş sınırı herhalde 50 sanmıyorum. 50 mi 47. Abinin yaşı kaç? 47 efendim. 47. Hı-hı. Sanmıyorum. Ablamız yaş şey neydi senin abla? Sen de kıza abla deyip durma yani ya. Yani şey Nimet'in ablası canım. Benim değil tabii. Yok, benim kardeşim. Değil. Arada ha, bayağı bir yaş farkı var. Var mı? Var, bayağı var. Peki tribün ne diyor? Evet. Nimet diyor ki İsmail için yaş farkı var. Ben takıntılıyım diyor. Mikrofon nerede? Halime yorum yapmak istiyor. Hah. Halime yorum mu yapıyor? Birazdan da Halime'nin görüşmesi var. Birine talipmiş. Hayırdır inşallah. Naciye bir şey söylüyor. Seda Hanım, İsmail Bey. Mikrofon. Almanya'dan dönmüş Türkiye'ye. Doğru. Şu anda işi gücü var. Çok kalender bir beyefendi. Ama arkadaşım tabii Nimet Hanım istemiyorsa ben bir şey kendi kararı. Buradan da herkesten ne derler şey isteyebilir yani hani talip isteyebilir ama kendisi istemiyorsa bir şey diyemeyiz çünkü kendi kararı. İkisi de birbirine çok yakıştı. Birbirimizden konuştuk biz İsmail Bey'le ama yine de karar nerede kendilerin mikrofon? Nerede Mehmet mikrofon? Sedat da al önünde. Ben Nimet Hanım'ın bence yakıştılar. Nimet Hanım'ın lafına gelecektim demin. Burada abi zaten yeni gelmiş yani tribünden de yeni geldi, eski yeni değil yani yeni. Dışarıdan talip gelmedi mi ne yapak? Talip çıkacağız locadakilere. Yani bu o laftan sonra. Ya şimdi Mehmet'ciğim ben her gün biri gelsin biri gitsin diye öyle bir düşüncem yok yani. Birisi gelsin istediğim gibi bir insan olsun. Ama ben de gideyim yani boş boşuna burada yer işgal etme peşinde falan şimdi değilim. Şimdi öyle ben deyince millet tereddütte yani. Talip olacak kişi de artık geri çekiliyor. Sen öyle dedin diye. Ha. Belki yarın bir gün biri talip olacak birine burada. Talip olacak biri mi var burada Nimet'e? Yok hayır. Mesela diyor. Örnek veriyor. Peki. Tamam. Peki. Nimet'in kriteri bu. Geldiğinden beri de söylüyor. İsmail kardeşimizin dezavantajı yaş burada, oldu herhalde. Bu, hayır. Burada olmuş olması. Hı-hı. Ben zaten hazırlıklı olması geldim. Evet. Biliyordum öyle olacağını. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Kısmet diyelim. İyi şansımı yaptım, denedim diyorsun. Kalmayacak. Tabii ki. Peki, peki karar anına geçelim. Nimetciğim. Ben yine de İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. Farklı olarak. Peki şöyle alıyorum. Birçok talibine hayır diyen Halime. Olumsuz. Bugün kime talip olacak? Sonra canlı yayında. Evet,
Az sonra bakalım Halime kimle görüşecek, merakla bekliyoruz. Evet, yeni bir buluşturma. İki üniversite bitirdi ve hiç evlenmedi. Gülhan geliyor. Çık güzelim, çık ortaya çık. Aşktan saklanmak. Evet Güran, senin talibin de sürpriz aslında. Bilmiyorum daha önce hiç hissettin mi sana talip olacağını olmayacağını ama sürpriz. Bilmiyorum. Davet ediyoruz. Yılmaz Bey geliyor efendim. Eşar bunu yan ballama, eşar bunu yan ballama. Ben söylerim sen ağlama. Zalım adam seni vermez. Oturup da sen ağlama, oturup da sen ağlama, vay. Hoş geldin. Aa, öyle kaldık. Nasıl? Vay diye. Yılmaz, biliyor musun bunu oynamayı? Ne olur, ne olur. Biliyor musun Yılmaz? Hangisini? Oynar mısın? Biliyor musun oynamayı? Evet, biz 3-4 çeşit biliyoruz ama 3-4 çeşit. Bunu oynar mısın mesela? Üç ayak biliyorum ama... Bir oyna kalk, hiç görmedik sen de be. Yok ben... Bir pide getirdin. Hayır hayır. Kalk bir oyna şöyle. Şöyle. İnsanlar izliyorlar, ayıp olur abla diyor. Yok, düğünde de herkes izliyor. Düğünde. Ama kız almadan nasıl oynayacak? Tamam peki. Tamam doğru. Kızı alınca oynayacak. Evet dersen bu iş oluyor o zaman. Oynayacak Gülhan. Hoş geldiniz Sağ tekrar. Sağ olasın. İyiyim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Uğur Bey, ben kriterlerimi değiştirdim. Değiştirin. Ben evlenmiş boşanmış bir bayanla evlenmek istemiyorum. Hanımefendi daha önce hiç evlenmemiş. Gerçekten çok beğendim. Önceden evlenmiş boşanmış olabilir diyordun. Olabilirdi ama kriterler mi? Şimdi değiştirdim artık. Değiştirdim kriterleri. Hiç evlenmemiş olacak. Kızın karşısında söyleme, Allah yerini versin. Nasıl? Kendinizi anlatır mısınız? Ben 36 yaşındayım. Aslanvallıyım. Eskişehir'de yaşıyorum. Francıyım. Sizi beğendim. Takip ettim. Çok güzel pide yapar. Dün gene getirdi bize. Son günümü yakaladınız. Yumurtalı. Gitmeden takip ettim. Yıkılıyordu. Evet, bugün ben gidiyorum. Yani, ama işte biliyordum. Bugün evet, gidiyorsun çünkü gitmeden önce. Yalnız ben bir şey dikkat ettim. Siz herkesle çok rahat bakışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bunlar bana göre şeyler değil. Hayır, ben normalde neşeli bir insanım. Anlıyorum o, da. İçimde hiçbir şey yok. Yani, gerçekten onu öyle bil. Anlıyorum da yani ne bileyim, bana uygun olmadığınızı ilk baştan söyleyeyim. Ben biraz kıskanç biriyim, seçiciyim. Ama işte ben de kıskancım. Yani benim. Ben de kıskancım. Adayım kesinlikle seçici olacak. Evet. Yani ben sem tercih edeceği kişi sadece benimle konuşmasını isterim. Ya şimdi burası evet, evlendirme programı. Sonuçta herkes konuşuyor. Hepimiz burada bir aileyiz. Konuşabiliriz. Ama kafamda biri olduğu zaman evet, o taraf her şey biter. Orası kapanır. Gülhan, biliyorsun değil mi ne iş yaptığını? Evet, kendinize mi ait fırın? Yok, bana ait değil. Evlendikten sonra belki düşünürüm. Anladım. Yani evlendikten şu sonra ilk, o da bir fırın açacak. Şu an ilk hedefim evlenmek. Anladım. Ya ben sizi şimdi ciddiye alamıyorum. Ben de neden şaka yapmak istiyorum. Eviniz, arabanız var mı? Arabam var, evim yok. Anladım. Ama evlenmeden nasıl ev alacağım? Doğru da yani ne bileyim, maaşınız ne kadar? Maaşım 2200. 2200. Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Eskişehir'de. Eskişehir'de. Evet. 2200 ekmekte bedava fırından. Ben, tabii. Evet, sizi böyle artı rahat davranışlarınızla takip ettim de Eskişehir gibi bir yerde lazım, yok mu yani? Çıktığınız, görüştüğünüz insanlar. Eskişehir gibi bir yerde var. O kadar hızlı üniversite şehri. Şimdi bak, ben şimdi anlatsam Eskişehir gibi bir yerde öğrenci de var. Evet. Yani şimdi insanları rahat tanımıyorsun. Yani araştırmadan bilmiyorsun. Hı. Mesela geçen sene bir kız öğrenci dedi ki ben seninle evlenmek istiyorum. Beni uğraştırdı. Ben götürdüm köye. Abilerimle tanıştırdım. Ondan sonra memlekete gitti. Dedi annem hasta, bana 20 milyar para gönder. Hı. Eyvah. Yani şimdi bunları gördükçe ne yapacaksın? Yani şimdi anladım. Bu tür olaylarla karşılaştım. Yani evlilik zor. Kimseye güvenemiyorsun. Hiç evlenmediniz mi? Ya ben çok kısa bir evlilik yaptım. Çok. Çocuk on, yok. 10 sene yok. Anlıyorum. Yani siz beni tanırsanız nasıl bir insan olduğumu anlarsınız.
Anlıyorum da benim size hiç güvenim yok. Yani ben burada ya 15 gün kaldım. Hayır, tamam, neden güvenin yok? Bilmiyorum. Şimdi güvenim yok diyorsun da. Sanki herkese talip olacakmış. Herkesin... Herkese çıkıyormuş gibi böyle bir güvensizlik. Ama herkes diyor bana talip. Otur da Yılmaz gibi çok kardeşimiz var. Çok rahat. Ya ben rahatım. Ben herkese talip olmam. Ne yapsın? Yuva kurmak istiyor. Evlenmek istiyor. Uğur Bey, ben kimseye talip olurum dememişim. Onlar istemişler. Ben evet, Ayşe tamam görüyorum dedim. Yapmak istiyor. Ya niye bunları? Onlar istiyorlar. Hiç güven vermediniz bana o konuda. Yani onlar diyorlar talip ol. Yani. Ama senin böyle Gülhan bir dinle bakalım. Ayşe gülüyorum yapıyor. Yılmaz Bey, sen de dinle. Yılmaz Bey, Gülhan'ı sana vermiyorum. Neden? Annesi de vermez çünkü. Ya çok mu tipsizim? Bakın şarkıda da söylüyor. Annesi vermez yani. Şarkıda uydu. Hangi şarkı? Zalım anan seni vermez. Şey, şarkı da vermez, ben de vermiyorum, kusura bakmayın. Neden vermiyorsun peki Yılmaz'a? İşte Yılmaz'ı Ayşegül. Ben Gülhan'ı yani seviyorum. Yani hep siz bayanlar hep bırakmıyorsunuz ben evleneyim. Hep siz, sizin biz yüzünüzde oluyor. Ben evlenmeden nasıl geçeceğim? Yılmaz'cığım kaç üniversite bitirdin? He? Kaç üniversite bitirdin? Ben Kur'an Kursu Üniversitesi'ni bitirdim. Kur'an Kursu Üniversitesi bitirdim. Aynen. Yani eğitim farkım var diyorsun. Eğitim farkı var. İstediğin soruyu sorabilirsin. Kültür farkı var, eğitim farkı var. Ondan başka büyük üniversite var mı? Gülhan'ı görüyorsun, biliyorsun, ağır oturaklı bir bayan. Ya tamam. Yalnız buradakilere benzemiyor. Kusura bakma, senin oyununa gelmez. Buradakiler ağır oturaklı değil mi yani? Niye öyle dedin? İşte Uğur Bey bak, buradakilere görüyorsun. Loca'daki hanımefendiler. Düzeltelim, buradaki hanımefendiler kızdılar. Kızdılar bak. Hangi anlamda şey yani böyle şey mikrofon, hani hiç evlenmemiş. Ya işte onun bunun lafına bakarak. Böyle herkese kolay iletişime geçemiyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Yok, kusura bakma. Yani baylardan bahsediyorum. Yani onların lafına bakmıyor. Kendileri şey yapıyorlar. Peki. Tamam. Peki. Peki bir yorum yapacaklar. Evet. Bahar buyurun. Yorum yapacak. Buyurun. Halime, Al mikrofonu Halime'den. Ayşegül Hanım. Yani hiç evlenmemiş diyorsunuz. Ne alaka anlamadım. Çok kırıcı konuştunuz hocadaki bütün bayan arkadaşlara yani. Biz de ağırız lütfen, lütfen. Nimet yorumunuzu var. Çok yanlış Nimet buldum var. Onu söylemek istiyorum. Merve var. Bir de Yılmaz Bey'e ben bir şey söylemek istiyorum. Emine var. Seda Hanım. Emine var. Yes şekerim. Evet. Seda Hanım, buradakini Yılmaz Bey dedi ki demin, Yılmaz Bey bir şey söyledi. Ben dedi istemedim dedi, onlar istediler talip çıkmamız dedi. Kim istemiş onu açıklar mısın? Ya şimdi bak, Mehmet de oradaydı. Orada hanımefendi diyor ki bana talip olursun, öbürü diyor bana talip olursun. Hayır yani, sen kendi insan çıktıklarından bahsediyorsun. Onlar ya onunla ne ilgisi var hanımefendi? Kendi Emine söyledin. Abla. Onunla bilgisi yok ki. Kendi söyledin şimdi. Kendileri gelip konuşuyorlar Seda abla. Hayır bize... sen talip çıktıkların sen onlarla konuştun mu yani? Nasıl atıyorum konuştum? Bana çıktın, Tuğba'ya çıktın, Nehir'e çıktın. Onlar mı istediler? Yani ben mi istedim senin bana talip çıkmanı Nehir, mesela? Nehir'e neyini talip o? Nehir kendisi bana bakıp gülüyor, ben de gülüyorum diyor bana talip. Bana talip geldi. Ben mi istedim bunu? Senin bana çıkmanı? He? Bana talip geldi. Ben sen mi istedim o gün senin diyeceksin çıkmanı? Talip olma diyecektin bana. Ya siz ne kadar kendinizi haklı görüyorsun? Ben hayır ben seni sadece söylediğin cümleyi açıklamanı ya, istiyorum o kadar. Tamam bari sen niye kıskanıyorsun? Şimdi arayı niye bozuyorsun? Arayı bozuyorlar. Asla. Gerçekten arayı boz. Ben burada evlenmeden gideceğim herhalde bak. Ya bırakmıyorlar evlenim Seda. Yok evlendireceğiz biz. Geçen gün telefon geldi gelmedi. Ne yapayım? Gideyim zorla mı getireyim? Nasıl telefon asla. Geldi? Asla. Telefon ben bağlantısı senin, ben yapıldı. Seni burada evlenmeden belki siz herkesten onu da aramışsınız. Yani. Var. Belki onu da aramışsın. Niye gelmiyor? Hayır bütün iyi niyetimle söylüyorum. Bırakmıyorsunuz. Bütün iyi niyetimle söylüyorum. Ben senin buradaki herkesin evlenmeni daha çok isterim. İstiyorsun peki. Ama niye karıştırıyorsun? Evet, bir şey söylemedim. Yorum peki. Yaptım sadece. Ama peki. Ortalığı karıştırıyorsun. Hayır ama. Asla. Halime bir şey söylüyor. Abla Yılmaz Bey dedi ki ben dedi Bahar'ı seviyorum dedi. İşte. Ondan sonra gerçekten ortalık dedi, karıştırıyor lan. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Ne istediğimi biliyorum ama ben de ne yapacağım. Yani size güvenmekte haklıyım. Hayır. Sen peki. Kimseye talip olmayacaksın dedi. Hepsi öyle diyorlar. Halime de dedi bana talip ol. Sen dedin ki dedin. Kimseye talip olmayacağım Halime buradan dedi. Zeynep dedi. Gittin Gülhan'ı buldun. Ben de bu hanımefendiyi seçtim. Gittin Gülhan'ı buldun. Gülhan'ın seni beğenmeyeceğini bilmiyor musun sen? Son kişi ben mi kalmıştım Yılmaz niye Bey? Niye beğenmesin öyle söylemeyin. Son kişi ben mi kalmıştım? Neden galiba? Beğenmesin onunla ki? Onunla bir ilgisi yok. Şartlandırmayın Gülhan'ı. Onunla bir ilgisi yok. Ben Aydoğan'a dedim gitmeden ben talip olmak istiyorum. Onunla ne ilgisi var? Hayır. Onunla ne ilgisi var? Peki varmış? Neden 15 gün içinde gelmediniz? Ya senin böyle sakin olman. Son dakika geldiniz. Ben bir haftadır kimseye talip olmamışım. Nereden çıkartıyorsun bir beni ben talip olmadım? Bir haftadır kimseye olmadım. Talip olmadı. Daldan dala bir tane dal alıp gideceğim zaten. Daldan dala diyorlar. Yani doğru dal? Söylüyor. Gülhan'cığım bir şey söyleyeceğim. Bence bazı şeylere kulağını tıka. Yani ayrıca Ayşegül'ün söylediği
Bazı şeylere de katılmıyorum. İki üniversite bitirmiş insanlar gelip de iki üniversite bitirmişlerle de evlenen. Yok, onu kastetmedi aslında Seda Hanım. Ben erkeklerle kolay iletişime geçemiyorum. Hani arkadaşlarım yanlış anlamasın. Hani onlar sohbet ediyorlar ama nedense hepsi aday olduğu için ben onlarla sohbete girmek istemiyorum. Ama Yılmaz kolay iletişim hiç kuran biri. Hiç kimseyle de girmedim yani sohbete. Onu kastetmek istedi. Aslında kötü bir şey söylemek istemedim. Peki Yılmaz kötüyse Yılmaz hiçbirine numarasını verdi mi? Veya numaranı ver bana dedi mi yani? Yani ya dışarıda hiç görüşebiliyorsunuz. Ben hayır, onu da yapmıyorum. Hani hiç hayır. Ben merhaba hiç bile demediğim için onu ya kastetti. Yılmaz'ın dışarıda görüşmesi yok ben ya. Ben kimseyle görüşmüyorum numaramı hayır, demedim. Hayır. Bak Aydoğan abi oradan işaret ediyor. Hayır. Sorumda çocuk. Sürekli Gülhancığım, Yılmaz'la ilgili ön yargıları bir tarafa bırak. Konuşulan her şeyi de bir tarafa bırak. Bir kere efendi, terbiyeli bir çocuk, saygılı çocuk Yılmaz kardeşimiz. İşi gücü de yerinde. Sen onu bırak. Kendi konuşmalarına bak. O ona talip olmuş. Senden önce şöyle olmuş, böyle olmuş. Boş verin bunları bir kenara bırakın. Sen onda ne bulabiliyorsun? Ne bulabilirsin? Kafa yapılarınız uyuyor mu? Bir kere çok neşeli. Değil mi? Bir kimlik Yılmaz. Öyle bak olaya. Boş ver. Tabii ki buradan yorum alıyoruz arkadaşlarımızdan. Ayşe biraz önce ne dedi? Vallahi Yılmaz hiç de kimse öyle demesin. Karizma bir çocuk dedi. Helal olsun. Bak bir kadın var Yılmaz sana sahip çıktı benim gibi. Al. Mikrofonu bak Ayşe söyle. Ablam mikrofonu ne dedi? Söyle şimdi Ayşe. Yılmaz hani ona talip olayım buna talip olayım diyor ya. Önemli olan şu an kim karşısında oturduğudur. Tabii şimdi Gülhan bu kadar lafın üzerine evet diyecekse de diyemeyecek. Kızlar o kadar çok baskı yaptılar ki Gülhan'a. Biraz konuşun siz, biz sizi duymayalım. Ayşe mikrofonu al eline. Siz Ayşe pazara gitmiş. Ayşe'nin pazarda siniri hoplamış. Abi. Niye? Niye hoplamış anla. Hangi pazara gittin kız? Salı pazarı. Ne güzeldi şimdi kımıl kımıl neler vardır? Avcılar pazarı. Avcılar ne dediler pazarı sana? Bana dediler ki Seda Hanım sen orada yorumcusun. Ha. Ondan sonra parayı kırdın, para aldın. Üstelik dediler karşıdan sana yazıyorlar da okuyorsun. Yoksa o kadar beynin nasıl çalışacak? Tövbe tövbe. Ondan sonra. Tövbe yarabbim. Ben de dedim ki Seda Hanım buna ben gerçekten açıklık getirmek istiyorum. Ben hislerimle konuşuyorum. Yani burada biraz arkadaşlarıma yardımcı olayım veya bir fikirlerimi sunayım diye konuşuyorum. Yani ben yorumcu falan değilim. Ben para falan da almıyorum. Ben gerçekten evlenmek istiyorum. Bizim böyle zaten hepinize verecek böyle bir paramız, borcumuz yani, yok. Bak Çiğdem'den başladılar. Ben evlenmek istiyorum, mutlu olmak istiyorum. Biraz da uğur istiyor. Günah, yazık. Evet. Olayı bilmiyorsun. Yani bu beni çok üzdü. Seslen taliplerine. 38 yaşındayım. Samsun'dan katılıyorum. Bundan sonra çocuğumu katmıyorum. Seda Hanım inanın var ya o kadar üzülüyorum ki pazarda bazı şeylere. Pazarda çok üzülmüşsün sen belli. Pazarda üzülme çok üzülmüş. Üzülme hayatım. Üzülme. İşte. Pazarda gerçekten kim? Üzülme. Ama gerçekten ben vicdanlı bir kadınım. Yani ben orada bir şeyleri gördüysem ben burada oturamıyorum. İlla ki bir şeyler söylemek istiyorum. Söyle canım, çünkü söyle. Bu benim içimden geliyor. Şimdi buna bir şey söyleyeceğim. Buna bir insan alınmalı mı, hoşuna mı gitmeli? Niye? Sana orada yazıyorlar mı sen bu kadar hani güzel konuşuyorsun? Evet. Alınmalı mı? Sana yazarak gösteriyorlardır ki okuyorsun. Yoksa kendin bunları söyleyecek kadar zeki değilsin demişler. Ha, bana ama öyle dediler. Bir iltifat aslında. Aslında bir iltifat da yani. Sen ya şöyle çok bir şey dedim. Allah'ıma çok şükür dedim. Beynim sen çok, çok güzel çalışıyor. Sen çok güzel konuşan bir kadınsın evet. Beynim çalışıyor. Herkesin de öyledir dedim. Ama dedim orayı iyice dinleyerek konuşmaya çalışıyorum Emine dedim. Emine de çok güzel konuşan bir kadın. Para mı veriyoruz Emine'ye de biz? Emine Hanım. Emine yakın. Buyurun, Ayşegül Hanım şimdi dedi ki patlamak buradaki. Aha Emine patladı. Evet. Hani buradaki buyurun, hanımlara patladı. Hiç benzemiyor dedi. Benzemiyor? Hanımefendi için ismini de bilmiyorum. Hani Ayşe buradaki hanımefendiler nasıl sınıflandırılmış? Sınıflandırılmış mı buradaki hanımefendiler? Hanımefendi hangi sınıfın içinde? Siz hangi sınıfın içindesiniz bu locada? Sınıflandırma açısından söylemedim. Yanlış anlaşıldı. Ya, o konuyla ilgili. Bu mutlu gününde dili sürçtü biraz Emine Hanım ya. Ben de çok ben de evlilik yapmamışım. Yani bakın. Konuştuğunuz konuşmalara evet, çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Karşılığında ne tür bir cevap alacağınızı bilin. Hani kişiler diyor ki bana çok agresifsin, sert yorumlar yaptın. Bak bazı kişiler bu sert yorumları istiyor Seda Hanım. Doğru, düzeltiyor. Mesela Yılmaz Bey de çok saygısız bir insan. Ben burada çok sakin olarak söyledim. Hayır, Ayşe Hanım hiç konuşmaz demeyin. Bakın. Hayır, Ayşe Hanım lütfen. Yılmaz'ı ben bir açıklayabilir miyim Seda Hanım? Ayşe lütfen benim lafıma girme, açıklama yapma. Bir Yılmaz'ın. Ben cahil bir insan değilim Ayşe, lütfen.
Şu an hiç açıkta konuşmak istemiyorum. Yılmaz Bey de açık tek konuşmasın. Seda Hanım, ben buraya geleli bir ay oldu. Bir ayın da çoğunu gelmedim. Ve benim en ufak bir hafif bir hareketimi gördünüz mü? Karşıdan bir beyin kim bana bir rastgele bir cevap verme hakkına sahip mi? O tavizleri veriyor muyum ben? Yok. Ben onun annesi ablası yaşındım. O kadar seviyesiz konuşur ki ben bugüne kadar kimseye taviz vermedim. Benim ailem böyle ayakları tuttum ayırır. Dışarıda mı konuşuyor? Burada. Burada biz duymadık, hani nerede seviyesiz konuşuyor? Biraz önce bir açıklama bunu. Açıklarsan çok fena olur. Üstü kapalı konuşuyorum. Sen kime nasıl konuşuyorsun? Halime'ye, bu diğer bayanlara konuştuğunu bana konuşamazsın asla. Bir dakika, ben dinler misin? Tamam mı? Çok bağırıyorsun. Ben o tavizleri vermiyorum. Ne siz? Yani ne söylemişim sana? Ben anlamıyorum ne bak, söylemişim. Ne kendi yaşıtlarıma taviz ya vermişimdir bugüne kadar. Evlenmiş boşanmış bir bayanla evlenmek istemiyorum. Niye böyle konuşuyorsun? Neyle evlenirsen evlen. Geçen günde diyorsun 3 bayan arasında paylaşılmayalım. Niye böyle konuşuyorsun sen? Terbiyeli sana konuş. Ne? Terbiyeli konuş. Ben ne benim kadar seviyeliysem karşımdaki beyefendi de o kadar seviyeli olacak. Bir şey ben burada veya dışarıda asla kendime bir laf söylemem. Emin adımlarla atarım. Yürüyüşümü de sizler giderken dönüşleriniz ben çok iyi hesaplayamıyorum. İşte kendini böyle öven. Beni sakin, ben olarak tanıyorlar, tamam mı? Öyle erkek konuşmayın gibi bir bayanım. O kadar kaliteliyim Emine ki. Emine Hanım siz niye patladınız böyle? Sonuna kadar hayır ya, ben bir şey anlayamadım. Neden böyle ne oldu Emine? Niye böyle patladınız siz birden? Bana asla kimse bir laf söyleyemez. Seda abla ben sonra Allah söylerim Allah size. Bakın asla yine söyleyemez. Ben çok güzel 15-18-20 yaşlarında geçirdim. Daha kimse bir laf söyleyemez. 3 tane kız büyüdük. Kimse bir laf söyleyemez bizim kızlarımıza. Tamam mı? Benim ailemde o kadar da makam sahibi, yer sahibi. Hiç kimseye de laf söylettirmez. Yani niye tamam bu kadar kendini övüyorsun ki ben anlamıyorum. Şaşırdım niye ben. Kimle nasıl konuşacağını bil. Biliyorum. Sen bilmiyorsun bana öğretsin. Ben senin annen yaşındayım. Ben seninle samimiyetim yok, şakam yok. Espri dahi yapamazsın. Sen bunu diyorsun. Tamam iki mı gün önce niye konuşuyordun benimle? Ne konuşuyordum? Sen konuşmuyor muydun? Biz de Ayşe gülüyorduk. Konuşmuyor muydu Ayşe? Sen konuşuyordun. İki gün önce konuşmuyordu kim Allah aşkına. Kimine soruyorum lütfen. Hanginizle samimiyetim? Görenler var mı konuşan? Hanginizle bir konuşuyordu, espri vallahi yaptın? Konuşuyordu. Lütfen erkek veya bayanlar cevap versin. Tek tek konuşun. Hayır, evet ya. Hakikaten. İnsanınızı, bak bir şey söyleyeceğim. Allah bir vicdanınızı eline alın. Emine Hanım. Emine bir saniye tek tek. Emine bir saniye bekle. Ya bir vicdanınızı eline alın. Lütfen ya. Görüşmesi var. Şu anda bir görüşmesi var. Bir görüşsün. Bırakın ya. O da mutlu olsun. Gelmesin bırakın beni de. Yok onu ben diyor. Bana ben da diyor. Ben bir insan. Bir dakika karşı ya. Kişi bana bir laf söyleyemez. Bir dakika ya. Emine Hanım beni dinler misiniz? Lütfen fırsat sakin verin. Olun, bana da diyor. Ben ne de şakalaşıyor. Ha. Niye ben neden bak, yanlış sakin anlıyorum? Sen kaldırabilirsin. Allah ben kaldırmam. Nasıl ya ne nasıl niye yanlış alıyorsunuz ya? Ne ya Ayşe dedi benimle konuşuyor. Ne dedi ki ya? Ne dedi ki ya? Ne dedi çocuk ha şimdi? Ne dedi? Bana da diyor ya şakalar. Ya Ayşe bak, sana da Talip. Bana da diyor. Sen başkasın ben başkayım. Duygusunu hissedebiliyorum. Siz Ayşe burada diyorsunuz ki benim ailem. Sen öyle benim de ailem. Allah'a şükürler olsun. Mı? Öyle bir yetiştirmiş ki beni. Kendimle gurur duyuyorum. Ben de gurur duyuyorum. Hepiniz için geçerli. Ben de gurur duyuyorum. Hepinizin ailesi için geçerli. Hocaya soralım. Herkesin baskı ve tamam, karakteri ayrıdır. Peki sakin, sakin, sakin. Emine Hanım sakin. Emine abla. Tamam. Sakin, tamam. Yılmaz Bey, şimdi Emine abla da iyi birisi, sen de iyisin. Hani bu kadar böyle tartışmaya gerek yok yani. İnsanlar bizi seyrediyor. Yok. O senin ablan, büyüğün. Hani bir şey varsa özür dile. Olacak tamam, seni tamam, herkes tamam, anlayamaz. Tamam, kapatalım mevzuyu. Murat, burası da konuşuyor. Üst üste bindi ablacığım. Tamam, ne dediğini anlaşılmadı. Tamam abla. Bekleyin. Olmadı. Şimdi Gülhan'a ayıp oldu bu. Bu kız evet diyecekse de artık nasıl evet diyecek bilmiyorum yani. Bu yok, aklı işte başında bir Seda kız abla, o. Böyle bir ya tartışmalar, böyle bir şey olsa zaten kız da soğudu belki de. Ya ne bileyim yani böyle niye şey yapıyorsunuz ki ya? Ya bir güzel bakın. Ya neticede bir çay içerler. Gülhan aklı başında bir kız. Yılmaz'ı tanır. Yılmaz da kendini ifade edebilecek bir delikanlı. Burada herkes birbiriyle şakalaşıyor. Niye bu buralara geldi onu bilemiyorum. Biraz daha konuşsunlar istiyorum. Hakan'la Gözde'yi alalım bakalım cevapları nedir? Biraz daha tak dedi aşk acısı. Dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası.
birazcık. Yaklaşık evet. Uğur Hakan baban hattaymış Lütfü Bey. Bağlansın mı? Bağlansın evet. Hadi bakalım. Merhabalar. Hoş geldiniz Lütfü Bey. Merhabalar. Merhabalar hanım efendim. Buyurun. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Oğlunuz burada. Evet efendim. Evet. Evet biliyorum. Ne evet. diyorsunuz Lütfü Bey? Şimdi vallahi Sedat Hanım. Bak ben kendim yokum orada. Oradasınız. Eğer mümkün görseniz, uygun görseniz ben bir şey diyeceğim yok. Gelsinler normaldir. Olur diyor Lütfü Bey. Yani beğendiniz mi gelin adayını? Vallahi ben kendisini gerçi görmedim. Ben bu anda araba var, şoförüm, yoldayım. Telefondan yolda konuşuyorum. Eğer sen uygun görsen Sabah Hanım'a seni çoğu zaman televizyonda seyrediyoruz. Seni beğeniyoruz. Çoğu zaman programına sürekli bakıyoruz. Anladım. Eğer sen uygun görsen benim yerimde o ki dersin. Ay canım Allah razı olsun bu evet. kadar güvendiğiniz için Uğur'a ve bana. Şu peki annesi ne der? Annesi der bu işe efendim? Annesi, ben bir şey dedikten sonra annesi bir şey diyemez. Seda abla. Ben tamam dedikten sonra... Üvey annesi var. Ha, üvey annesi var. Evet. Orada bir yanlışlık olmuş. Anne değil de anne olarak kullanıyor. Anne dedi üvey annesi. Annesi olmuş. Annelik yapmış. Aynen. Doğru tamamdır. Aynen. Peki Lütfü Bey teşekkür ederiz. Sedat Hanım siz oradasınız. Arda benim yerimde gereken şeyler yaparsınız. Ben size güveniyorum. Hayır sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet Hakan'ın babasıyla konuştuk. Yani gülmekten konuşamadık açıkçası. Allah. Çok şey, eğlenceli. Ne güzel komik. Seni güldürdü ya ben mutlu oldum ya. Evet. Ne güzel Allah da onu güldürdü. Ne diyorsunuz biraz daha birbirinizi tanıyacak mısınız? Şimdi Seda Hanım arkadaş çok heyecanlıydı orada konuşurken. Evet. Ben onun heyecanını kırmamak için hani kısa bir tanımak adına oraya çıktım. Evet. Hani ortak karar olarak olumsuz ama çok eğlenceli biri. Ha. Hani onu o heyecanını kırmak istemedim. O şekilde. Olumsuz karar. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben hanımefendiye rencide etmek istemiyorum. Çok tatlı, çok neşeli bir insan. Evet, aferin. Ama ben bunu söylemek istiyorum yani. Ben böyle olumsuz olacağını bilmiyordum. Tahmin etseydin. Yani tahmin etmiyordum. Evet. Yani o kadar hani benim dişlerim var, gözlerim var yani tipsiz bir insan değilim. Dişlerim var, gözlerim. Şu orada ben kalsam yani, locada kalsam, otursam. Bir de 1000 kişi bana gelecek biliyorum ben. Kal o zaman. Bundan kal. Bu kadar güveniyorsan kendine. Seda abla benim bak kendime sonsuz güvenim var. Bir. Tamam. Maşallah. Aynen bu şekilde yani. Ama ben Gözde Hanım'ı çok sevdim. Arkadaşım şu anda arkadaşım vardı. Arkadaş olduk. Peki burada bizimle devam etmek ister misin Hakan? Etmek istiyorum evet. Peki tarifleri... Ama ben kriterlerimi söyleyebilir miyim? Söyle çocuğum. Şimdi ben canlı yayındayım ben. Şu an bana nasıl bayan gelsin? Bak yaşı 20-25 arası olsun. Evet. Çalışması önemli filan değil yani. Bana düzgün olsun. Ayak uydursun yani. Heh. Neşeli bir insan olsun yani. Sen bana evlenmedin onu evlenmiş. Evet ben olsun. Evlenmedim yani. Çocuğu olsun istemiyorum yani. Çocuk evlenmemiş sizin, aynen. olsun. Aynen. Çocuk evet. yani çocuğu olsa ben gelsem yani ben üvey babalık yapmak istemiyorum. Ben Anladım. Bana üveylik annelik yapan oldu ama çok iyi bir insandı. Allah onlardan razı olsun. Razı olsun. Kesinlikle yani. Ama benim katiyen bunu söyleyeyim yani. Tamam. Bana ayak uyduran bir eş gelmese, eş adayı gelmese bekar olsun. Yani istemiyorum yani. Bekar olsun yani. Bunu istiyorum. Şöyle alıyoruz teşekkürler. Hayırlısı olsun. Evet, gelelim karar anına artık yavaş yavaş. Öyle Gülhan'cığım bir şey yok. Karar anına geçiyoruz. Başlasın Gülhan ve Yılmaz için karar anı. Ama Yılmaz'ın işini tribün bozdu gibi geliyor bana. Ben öyle hissediyorum. Yok hayır bozmadı. İlk oturduğumda da aynı karardayım şu anda. Söylemiştim. Öyle mi? Yılmaz Bey'i eş adayı olarak görmüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ama benim kriterlerimde Yılmaz Bey gibi birisi yok. Peki. Çünkü ben tutucu bir insanım. Tutucu? Tutucu, kıskanç. Heh. Yani daha önce yani paylaşmayı böyle... asla istemem. Uğur Bey başta ben de dedim ben kıskanç bir insanım. Şimdi hanımefendinin lafları birbirini tutmuyor. Hayır tutuyor. Ben diyor ben seni izledim, veterinini izledim, baktım sana. Ben başta buraya çıkarken demedim ben kıskancım. Çok kişiyle konuşma rahatsız etti beni. Hayır şimdi rahatsız edebilir. Bayanlarla çok diyor, samimi olmam. Ama diyorsun ki ben kıskancım diyorsun. Ama kimse yok hayatımda ben buraya şu an tabii samimi olacak. Bir çekip ya, çeviren Seda biri abla, olur. Bazı bayanlar ne dediğini bilmiyorlar gerçekten. Hayır, ben buraya Yılmaz Bey ben...
Hayır, ben buraya çıktığımda ben de dedim ben kıskancım demedim mi? Bak, ben normal arkadaşa da karşıyım. Ben o kadar ben kıskancım. Ben buraya çıktığımda ben dedim ben de kıskancım. Normal ama şimdi bana diyor ki ben karşıyım. Kıskancım diyor. O da yani, kıskançmış. Ne demek yani? Özel bir şey söyleyecek. Şimdi ben az önce bir şey söylediniz de ben oraya takıldım. İsminizi bilmiyorum. Gülhan. Gülhan Hanım şey dediniz Yılmaz Bey için. Birçok bayana talip çıktı. Ben kıskanç bir insanım dediniz. Doğru mu? Evet. Hem talip çıktı hem görüşüyor hem konuşuyor. Şimdi mantık olarak şu akla gelir. Yani sizin gözünüz Yılmaz'da vardı. Hayır. Kesinlikle yok. Onlara çıktı. Onu ne söyleyeceğim? Ondan sonra da böyle hayır. Kıskandım. Bir. İkincisi. Yani o zaman bu cümlenizin hiçbir mantığı yok. Evet. Niye? Çünkü zaten siz tanımıyorsunuz. Yılmaz'a karşı bir şey hissetmiyorsunuz. Evet. O zaman niye kıskanıyorsunuz? Hayır ben kıskanmıyorum. Ama kıskanç birisiyim benim diyorsunuz. Benim kriterim de... Yani kıskanç birisiyim dediniz. Bu bununla ne alaka var yani? Onu çözemedim. Hayır. Bir yani de bir şey daha söyleyeceğim ben. İzlediğim kadarıyla benim asla kriterim değil dedim. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Siz şey dediniz direkt. Kaç para alıyorsunuz? Onu evinizi... şaka yaptım. Ya şimdi burası çok... şaka programı değil. Hayır kendisi hayır, şaka hayır, yapıyor. Burası şaka programı değil. Hayır ben şaka burası ciddi bir yer. Evet. Tamam mı? Artı işte iki üniversite bitirdim. Şu oldu bu oldu. Adam ekmeğini taştan ben çıkartıyor bu bir. Ben hiç kimseye o soruyu sormadım. İkincisi, Yılmaz Bey özel Yılmaz sordum. Buraya ilk geldiği gün benle evet. Tartıştı. Hatırlıyorsun değil mi Yılmaz? Evet. Ama ondan sonra akşamüstü serviste giderken hatasını anladı ve benden özür diledi. Özür dileyen insan büyük insandır. Evet. Benim takdirimi de. Kazanmıştır. Siz burada bayanlar böyle birbirinize birlik olmuşsunuz. Bu adamı böyle harcıyorsunuz. Yılmaz ben kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim hayır, arkadaşım. Ben senin kalbin olmadım, çok güzel, olmadım. Gönlün çok güzel. Buradaki herkes evlenmeye geldiyse herkese tek tek talip de çıkabilirsin. Ben senin evleneceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki. Peki Seda Hanım ama ben kimseyle birlik olmadım. Gülhan bir şey merak ettim. Eğer Yılmaz evet. Başka görüşmeleri olmasaydı. Senin tabirinle buradaki hanımlarla fazla samimi olmasaydı şansı var mıydı? Düşünebilirdim. İlk beni gördüğü an benden etkilendiğini anlasaydım sadece benimle ilgilenseydi. Sana gelseydi direkt. Evet. Ama yanlış düşünce Uğur ya. Bu yanlış düşünce ya. Yani benim senin kültüründe bir kız. Benim bir erkeğin bu. Daha öncesi değil. Artık biraz önce Ayşe ne dedi? Artık senin karşında. Senin karşında. Ama ben burada olduğum sürece herkesle çok rahat ilgilendi, konuştu, güldü, gezdi. Bu beni rahatsız etti. Yok gezdi derken nereye gezdi canım bilemiyorum çocuk. Bizim bilgimiz takip dışında hiçbir şey yapmam bu çocuk değil o. Seda abla, bak ben her zaman doğruları söyleyeyim. Eğer birisi bana bakarsa bir şey, geçen gün ben orada ona söyledim, bir şey söyledim. Dedi boy farkı var, ben senden uzunum dedi. Sonra da karşıdan karşıya bana baktı, güldü. Hoşuna gitti ben ya olabilir yani, ayrıca canım bunda bir şey yok olabilir yani. Ama herkese şimdi de bakıyor. Kıskanç diyor bilmem şey diyor hayır, yani neden ben bana özel bir insan olmadığını anladım ya, yani hayır, bana özel bakmıyor herkese bakıyor herkese bak biz orada zaman evlenmeyelim işte o zaman evlenmeyelim birbirine bakmayalım ben herkese gözlerimizi bakan kapatalım evlenemem. Hayır gözlerimize bant vuralım kapatalım buraya gelelim. Hayatım bak Gülhan'cığım senden sonrası önemli öyle değil mi Uğur? Yani bir şeyler bak evleneceğin her erkeğin bir geçmişi olacak Gülhan. Yani göz çapkını birisiyle evlenemem ben. Yani evleneceğin her adamın bu göz çapkını. Evet Seda Hanım herkese bakıyor. Hiç öyle burada mi? Bir sürü erkek var bakmayan var mı? Hepsi bakıyor. Bir saniye tribündeki hanımlara sormam lazım. Yılmaz göz çapkını mı? Yani Yılmaz... Al Nimet de çok dobra kızdır yani al mikrofonu hiç de bak, görmedim diyor. Sen ne bile iftira atıyorsun Yılan. Şimdi Seda bak dinle dinle. Yaklaşık 20-25 gündür buradayım ben Yılmaz'ın bir gün olsun da böyle bir yani çarpık gözle baktığını kesinlikle görmedim. Al Nimet bir de pat pat söyler. Ben de yani şaşırdım şimdi Yılmaz'a göz çapkını deyince. Çok terbiyeli bir çocuk bu ya. Onun kasketi müsaade etmiyor şimdi, göz çapkını Uğur Bey, olmasına zaten. Üniversite bitirmiş de göz çapkını açıklaması lazım. Yani onunla göz çapkını ne demek? Onunla ne ilgisi var üniversitenin? Yani açıklaması var. Çapkınlıkla ne ilgisi var? Yani bir söz ortaya atıyorsan bunu sözlük anlamını açıkla. Yani göz çapkını ne demek? Başkasına bakıyorsun, başkasına talip oluyorsun. Sen hiç bakmıyor musun? Hayır yani senden bahsediyoruz şu sen anda. Sen karşıdan bana bakarken gülüyordun dün. Ben sana mı bakıyordum? Evet. Nasıl yani? Gülmedin mi? Niye doğrusu. Baktığın anlamında güldüm. Neden bilmiyorum, bana güldü baktığını ama, güldü. Bu göz çapkını değil o baktı. Neden bakıyor anlamında baktım ben. Niye neden bakıyorsun? Baktı? Demek hani... uzaktan. Aynı şekilde bana bakıp talip ama olmak Gülhan, isteyenlere de aynı şey. Yılmaz şimdi... bir şey söyleyeceğim. Sen de Yılmaz'a karşı bir şey var. Bir antipati evet. Var herhalde. Seda var. Kesinlikle hayır, antipati sempati değil. Sempati mi var antipati mi var? Bir kişi hayır, vardı. Pati var ama ne pati var? Vardı. Evet biliyorum. İlk geldiğim günden beri bir kişi vardı o da bitti. İlk iki gün içinde bitirdim şimdi zaten o, onu. Başka da kimse görüştünüz yok. Görüştünüz mü siz? Konuştunuz mu burada? Yok bir şey hissetmediğim için
Yüzüne bile bakmadım. Burada sadece aklımdan geçmiş. Başka biri mi? Yapmadan başka biri. Evet. Yani söyleyemem şimdi, Seda abla. Dışarıda ben bir tane hemşireyle tanıştım. Yalova'da. Bana hemşire dedi ki ben hemşireyim. Doktorlar diyecek ki işte sen hemşiresin bilmem ne. Bana ben dedim ben fırıncıyım. Fırıncıyla ne ala? Sonra dedim kesinlikle beni bir daha arama. İş, ben şimdi izdivaça gelmişim o durmadan beni arıyor. Şimdi ben bu bayanları anlamadım. Bu arada biraz daha konuşun. Olmaz. Siz bu arada efendim bir Uğur'la ben duyuruda bulunmak istiyoruz. Bugün gazetelerde ve internet sitelerinde bir haber var. Şöyle ki ulusal hava yollarımızdan birinin genel müdürü Temel Kotil Beyefendi'nin pilotlarımıza şöyle bir çağrısı var. Hepinizi evlendirmek istiyoruz diyor. Biz de diyoruz ki Temel Kotil Beyefendi'ye sesleniyoruz. Bekar pilotların hepsini buraya yollayın. Evet. Biz sizin hava yolu şirketinize sponsor olalım. Biz... Çünkü evet. Bunu neye bağlıyorlar onu da söyleyeyim. Allah göstermesin bir daha. Düşen Alman uçağında pilotun, değil mi Özer'cim, o da okumuş haberi. Pilotun sevgisinden ayrılıp böyle bir psikolojik bunalım yaşadığını. Bu yüzden pilotların hepsinin evlenmesi gerektiğini. Bekar pilot kalmasın. Evlendirelim. Uğur Aslan'la ben bu işe talibiz. Gelin talibiz. Burada evlendireceğiz. Nasıl? Pilotlar gelsinler. Biz havayolu şirketine sponsor oluyoruz. Allah'ın izniyle. Pilotları burada evlendireceğiz hepsini efendim. Pilotlardan birine Nimet'i versem, birine Firdevs'i versem, birine Ayşe'yi versem. Ayrıca genç yaşlı, hiç önemli değil, evli olmayan bütün pilotları buraya bekliyoruz. Bekar pilotları bekliyoruz. Çocuklar diyor ki bizim çocuklar, biz ne olacağız diyor. Ya siz zaten pilotsunuz, siz doğuştan pilotsunuz arkadaşlar. Sizi evlendireceğiz, merak etmeyin. Merak evet, etmeyin. Bir kez daha cevap. Teşekkür ederim Yılmaz Bey'e. Hı. Yol açık olsun. Peki. Ne peki. Yapalım? Hayırlısı olsun. Kısmet Yılmaz. Birçok galibine hayır diyen Halime... Olumsuz. Bugün kime talip olacak? Az sonra canlı yayında. Acaba kime talip olacak? Onca reddettiği kişiden evet, sonra. Az sonra Halime talip? Burada Halime. Birine talip olacak. Tribünden birine. Biz de bilmiyoruz. Tribünden şok. Birine miymiş? Tribünden birine talip ve şok. Tribün bakalım hazır ne olur. Olacak? Efendim yeni bir buluşma Muazzez geliyor. Buyurun efendim. Şekerim hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar olsun. İyi günleriniz olsun. Talibiniz var efendim Muazzez Hanım. Evet hazır mısınız? Kim geliyor? Hazırım. Ne kadar saygılı bak. Ayakta bekliyor talibini. İşte eski insanlar başka oluyorlar. Eski deme kadına be bu da. Genç tabii daha. Genç eski. Yani davet ediyoruz efendim. Hüseyin Bey geliyor. Buyurun Hüseyin. Çekirgeyi salıverdik yazıya 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 yazıya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür buyurun ederim. Buyurun efendim konuşun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hüseyin Bey. Nereden evet. Geldiniz? Kadıköy'de. Kadıköy. İstanbul'da. İstanbul'da. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beni gördüğünüz, geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Evet. Hayırlı cumalar da diliyorum. Evet. Ben de teşekkür ederim. Evet. Eşiniz vefat mı etti efendim? Ha, o hayır, çok önemli. Ya. Anlaşamadık, anlaşamayarak ayrıldık. Kaç yıl evli, kaç yıl sonra ayrıldınız Hüseyin? Seda Hanım'a dönün. Efendim, kaç yıl? 23 yıl yaşadık beraberce. Bu evlilikten dolayı 3 tane kızım var. Maşallah. Allah onları yetiştirdik, ne büyüttük, güzel. Okuttuk, iş güsabı yaptık, evlendirdik. Yani şu 23 yıl sonra niye boşandınız ya? 15 yıldır da ayrıyız. 15 yıldır evet. Ayrısınız. Yani, 15 yıldır bekar bak. Muazzez. Hayat öyle gösteriyor. 23 yıl sonra niye boşandınız? 23 yıl sonra işte ne bileyim işlerimiz kötü gitti. Bayanlar, olabilir insanlık hali. Ne bileyim. Hepimizin başına işler gelebilir. İşler kötü gidince bayanlar adamı kapıya mı koyuyor? Öyle maalesef. Olmaz maalesef. Öyle bir şey canım. Öyle mi ya? Biz anlamayız diyorlar. Bakacaksın bana diyorlar.
Ne bileyim i̇şte öyle diyorlar. Kötü parasızlık falan. Olur mu falan. Canım? Olmaz öyle, mı diyorlar? Öyle, o maalesef. Yüzden bitmemiştir bu ya. Gerçek bu. Allah Allah. Yani ama çok şükür atlattık her şeyi. Buraya kadar geldik. Peki biraz konuşun bakalım. Sonra yine sohbet ederiz. Kızlarınız evli mi? Ölmemiş Muazzez Hanım. Evliler. İki tanesi evli, bir tanesi bekar şu anda kızlar. Yalnız da mı kalıyor? Hayır, ben yalnız yaşıyorum. Yalnız kalıyorum. Ama çocuklarımla aram iyi. Çok emekli iyi. Misin? Emekliyim, evet. Ne kadar, affedersin, ne kadar alıyorsun? Ben bir 150 lira alıyorum aylığım. Yani eviniz... Zam gelecek şimdi ama emeklilere. Efendim? Zam gelecek şimdi emeklilere. 70 lira. Yani bir kendime ait 1+1. 1+1 dairem var. Evet. Daireniz var. Evet. Nerede? Muhit nerede? Kadıköy'de. İstanbul'u bilmem de sorarız. Kadıköy. İstanbul'un en güzel yeri. En güzel. Doğru, çocuklar güzel evli, yeri. İkisi evli, biri bekar mı? Birisi bekar ama çocuklar bana ancak ihtiyacım olduğu zaman gelir. Peki. Yani pek sık görüşmeyiz. Nasılsın, iyi misin? Bir mesaj atarlar, telefon açarlar. Bu hiç eve gelmezler mi? Bazen. Hani gelirse buyursun tabii de, yani öyle bir şey olursa gelirse tabii gelir. Tabii çocuklarım kapı açık, çocuklarım ben bir şey diyemem ki. Çocuklarım zaten ne derse o olur ama bana hayatıma karışmazlar hiç. Çocukların ne derse o olur. Şöyle diyor, yanlış anlamayın. Derse derken çocuklarım bana hiç karışmazlar. Ama peki, ben çocuklarımdan hiç ayrılmam, çocuklarımı ayırmam. Buraya geldiniz, haberleri var mı kızların? Hayır, onlar benim hayatıma hiç karışmazlar, engel olmazlar. Demezler mi bir şey? Hayır. Babacığım zaten, bizden ayrı gittin. Hayır memnun bile olurlar. Çünkü ben... Ev kendinizin mi? Özür dilerim. Evet. Ben Almancıyım. Evet. Ben Almanya'ya senede bir kere bir hafta misal verdim. Evet. Girmek isterim. Çünkü benim orada evim var. 48 sene oradayım. Mecbur oraya gireceğim. Bir hafta dururum ama iki hafta dururum. Geri dönerim. Buna müsaade eder misin? Örnek veriyorum. Şimdi efendim, tabii ki ya, sizin hayatınız fazla o kadar benim olmaz. Hayatım diye bir şey yok. Ben Almanya'ya müsaade eder misiniz diye sordum. Ederim, neden etmeyeyim ki? Evet. Siz yok. Gelir misiniz? Ben artık duruma bağlı yani. Pasaportun yaşantımıza... var mı? Hayır, pasaportum yok. Çıkarabilir misiniz? Ay çıkarırsınız, tabii çok kolay aslında. Tabii ki çıkarırsınız. Evet. Çıkarır. Yani onlar pek problem evet, değil. Evet, evet. Siz de bana soracağınız varsa buyurun. Ben şimdi... Kebapçı bilmiyorum. Adam, ne güzel kebaplar yapar sana. Kebapçı ustasıyım. Yani ha. 50 yıldır İstanbul'dayım. Evet. Bazı zorluklar yaşadım, atlattım. Allah'a çok şükür. Sormada bir mahsurum var. Yok, rica ederim. Eşinizin niye ayrıldınız? Hiçbir sebep de yok yani. 22 yıl mı? Evet, anlaşamadık güzelce. Yani, aslında çok enteresan, biraz da trajikomik bir şey olmuş Hüseyin abiyle eşinin ayrılığında. Hüseyin abinin biraz işleri ters gidince... Evet. Evlatlarından birinden 20 lira istemiş. 16 yıl önce. Evet. 16 yıl önce 20 lira yüzünden eşi de sinirlenmiş. Sen benim çocuklarımdan niye para istiyorsun diye. Bu yüzden Hüseyin abinin de gururuna dokunmuş. Allah'ım. Boşanmışlar. Olabilir. Aynı şeyi birkaç sefer yaşadık yani, aynı olayı. Evet. Bunlar gerçek, çocuklarım bile gerçek. Peki ustalık devam ediyor mu? Devam edecek ben misiniz? Ben şu ana kadar borçlarım vardı. Çalışıyordum, ödedim hepsini. Allah'a çok maşallah şükür. Yani sağlığım yerine istem Allah çalışabilirim. Bir şeye ihtiyacım yok. Paraya pula ihtiyacım yok. Yanıma bir arkadaş arıyorum. Yani o yani. Başka. Hüseyin abi nerelisin? Ben Giresunluyum. Ama 50 yıldır da İstanbul'dayım. Ha, 50 yıldır İstanbul. Kebap ustasısın, kebapçı evet, ustasın. Kebapçı, lokanta yani. Evet. Hangisi olsa olsun. 25 senedir bir yerde dükkan çalıştırıyordum. O dükkanında, dükkanım vardı kendime evin ait. Kendinin. Ev kendim. Bak evi kendinin işte. Evet. Tamam buyurun, dönün birbirinize. Vallahi. Benim de bir evladım var, 3 torunum var. Allah bağışlasın. Hiçbir ilgileri yoktur. Evet. Geldiği zaman kendi yazdıklarına gelirler, giderler. O beni enteresan etmiyor. Tabii. Ama ben eşi ölmüş, vefat etmiş istiyorum. Hanımefendi, yok ben saygı duyarım. Neden duyarım öyle istiyorsun Muazzez yani... abla, onu da söyle. Efendim? Neden öyle istiyorsun? Kıskanırım diyor. Ben kıskançım, kova burcuyum. Kıskançlık yok ama var biraz. Hanımefendi... Yani... Peki bir şey sorabilir miyim? Evet, siz buyurun. Beni nerede gördünüz? Burada mı gördünüz? Şimdi hanımefendi, önce size şunu söyleyeyim. Buyur. Ne demiştiniz şimdi, unuttum ben. Unutma. Hayır, şimdi söyleyeceklerinize cevap verecektim, unuttum. Şimdi bir şey yok, araya bir şey girdi, söyleyemedim. Siz beni nerede gördünüz? Televizyondan mı izlediniz? Ben buraya yeni ben geldim. Ben burada, ben de yeni geldim, gördüm sizi. Aslında öyle bir fazla bir niyetim yok. İstanbul'da çiçek satan yer var mı? Ne satan? Çiçekçi var mı? Her yerde var ayol. Benim çiçek...
çiçeklere karşı hanımefendi alerjim çok. Ama insan bir tane çok hiç beğendiğiniz, beğendiğiniz bayanlara, şu güzel bayanlara bak. Bir tane insan 1 liraya şöyle alır da gelir. Ne var yani? Ben de Almanya'dan geldim, sevinirdim. Ama beyefendinin alerjisi şimdi, varmış. Şimdi alerjisi geliyorsunuz, alsın. Geliyorsunuz da evim var bilmem ne. İnsan olarak beni gördün, beğendin, sağ ol, hoş geldin, sefa geldin. İnsan 1 liran yok mu 1 lira? Bir tane al, yarım elma gönül alma. Ben Almancıyım, çiçeklerin içinde tane yaşıyorum. 1 lira nerede çiçek? Nerede muazzez? 5 lira mı? 10 mu? 1 liraya çiçek olsun. Yok bacım burada. Şimdi efendim ben çiçek... Yani mesel verdim. Seda Hanım. 5 lira. Aman adamlar da geliyor, ondan sonra beğenmiyorsunuz. Ellerinde çiçekleri kalıyor, günah. Olsun. Hayır abi, orada saksıyla oturdu. Yazık, adam 2 gün oturdu. Çiçekler soldu gitti. Gitti yani... Hayır abim. Şimdi Hüseyin abim de yazık, ne yapsın? Şimdi Seda Hanım, çiçek bir şey değil aslında. Çiçek nedir ki? Ben yeter ki memnun olayım, anlaşayım, konuşayım, ya, koklaşayım. Onun diyor, ona dünyaları diyor. Kamyonla çiçek yollarım. Kamyonla çiçek getiririm ayağının dibine. Teşekkür ederim. Baktım nişanın dekoru da, nişan dekoru dikkat edin. Buyurun efendim. Hatta istersen bir tane daha şey yapabiliriz. Yok, burada. Yok yeter. Teşekkür ederim. Bir tane daha var burada. Ömrün çok olsun. Yani. İşte yorum böyle... istiyor musun Muazzez'cim, yorum? Kim istiyorsa yap. Muazzez'le Hüseyin abi için yorum. Naci mi? Naci al mikrofonu, Naci. Murat arkanda. Naci de komiser Kolombo gibi oturuyor bak. Hoş geldiniz. Ben hoş de bulduk. Sizleri tanımaktan çok memnun oldum. Hoş bulduk. Başarılar. Muazzez Hanım'ı tanıyoruz daha evvelden. Şimdi Muazzez Hanım çiçek diyorsunuz da, çiçekten önce benim şimdi şey dikkat ettiğim olaylar, hani bu toplumumuzda bakıp da dikkat ettiğim olaylar var. Konular o kadar şeylere kaçıyor ki, neden karşınızdaki talibinize hani şöyle deseniz, nelerden hoşlanıyorsunuz? Misal sonra, beraber bir yemek yersek nasıl, veyahut da bir çay içe, veyahut da sohbetler. Şimdi bir de bunun yanında Muazzez Hanım, şimdi diyor ki beyefendi benim evim var diyor. Siz de benim evim var diyorsunuz. Ben evim var demedim ki. Bir dakika, sizin eviniz yok mu, var? Yok. Herkes biliyor. Almanya'da var. Peki Almanya'da. Şimdi beyefendi farz et ki kabul etti. Beyefendinin evinde kalabilir misiniz? Tabii. Evlenince mi? Evet. Tabii. Bence kalamazsınız. Niye? Çünkü sizin kriterlerinizde şöyle bir şey var. Ne? Bir kere o evi komple boşalttırırsınız. Herhalde. Eşyaları döşecek. Siz dizeceksiniz. Tabii ki. Doğru mu? Benim muazzezim döşecek evi. Döşeriz, boşaltırız, alırız. Ona onu, ben de müsaade ederim. Ben onu konuşmanız bile ayıp oldu. Niye? Eskidir. Ama eşya, ha, şimdi bakın anlaşmak. Ay aşk olsun size yani. Ya siz... şimdi benim anlayamadığım nokta, Türk toplumumuzdaki o kadar eksiklikler var ki. Siz eski yatakta yatar mısınız? Tabii ya, boşaltacağız. Neden hani bazı şeyleri karşınızdaki insanlarla konuşup da nedir, nasıldı, nelerden hoşlanır, beraber gezebilir miyiz? Yatak olayı şeyini de geçin. Neden bunları demiyorsunuz? Değil. Yani iki insanın yaşaması kolay mı yani? Bu kadar kolay derim, mı zannediyor toplumumuz derim, ya? Derim, şimdi derim. Muazzez abla, sen yatağı biz değiştirirsin değil mi? Değiştiririm. Eski hanımının yatağında yatar çok mısın? Çok güzel yani? Yeni yataklar çıkmış. Hoşuma gidiyor böyle renkli, ondan alacağım. Alırız. Peki. Efendim alırız. Peki. Tamam, teşekkür ederim. Tamam Naci Bey. Bugün Emine ile kuaförde niye siz kavga ettiniz? Şimdi ben çok erken geliyorum. Evet. Kavga falan etmedik. Heh. Ondan sonra ben kalktım. Ben hani onlar çağırıyorlar. Oraya doğru yöneldim, bu hemen geçti. Benim sıramdı halbuki. Önemli yalnız, değil. Ay, bir dakika yaz. Bu değil. Bak bir dakika, ne olur. Alayım diyorsun da bu değil. İnsanlara hitap ederken düzgün hitap edin. Bu değil. Sen benim, mi biliyorsun benim hitap etmeyi? Bu değil. Senden başka burada hitap eden yok da bir sen misin bilmiyorsun, güzel? Bilmiyorsun. Bir şey söyledin mi? Öğretelim, öğrenelim. Öğretiyorum işte. Avrupalıyım, Avrupalıyım. Sen önce kendine öğren. Benim, bak şimdi bir şey söylerim, buradan da gidersin. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Kim beni nereden Emine gönderdi? Bırak. Sen gibi 10 tane burma işletme. Arkadaşlar. Onu düşün. Lütfen. Herkes. Arka dedi, ismi yürü vermeyin dedi. Arkadaşlar. Ben kavga etmedim ki senden. Sorunda kalıyoruz. Lütfen. Aşk olsun sana. Arkadaşlar, bir şey dedim. Ben terk ettim. Canlı yayını ben
sen ne kadar dedikoducu tamam kadınsın ya. Ben sana arkadaşlar, bir kelime bakın söyledimse yüzüme ya karşı eski söyle mevzuları burada buraya getirmeyin ama ya. Ama sen de ama söyle programlarda gittin emekli adamla emekli değil dedin. On vurmayı aldı beni kömürlükte kitledi dedin. Ben kömürlükte kitlenmedim. Oradan ben sen ayrıldım de öbür kanaldan adamla gibi böyle il de hemen kapıya kovdu. Babalar buraya gelmişim. Peki, arkadaş beni hiç kimse kovamaz. Babalar gibi terk ettim canlı yayını. Marka ismi kullanmayın arkadaşlar. Marka ismini kovdu kesmek zorunda kalıyoruz. Hadi marka kullandığınız zaman. Marka yayını reklama giriyor çünkü. Adamları hakir gördüğün için kovdu. Kardeşim 78 yaşındaki kişi bana eş olamaz tabii ki. Adamlara ne biçim geliyorsun? Aynaya bakmadın. Bir şey söyleyeceğim. Bırakın bu mevzuyu. Emineciğim bir saniye. Bir saniye. Şu mevzuyu sanki bırakın. Kuaförde ne oldu onu konuşalım. Bir şey olmadı ya. Ben saat 10'da beni servis aldı. Geldim. Hı. Geçerken makyaj odasına, kuaför odasına çocuklara merhaba dedim. Gittim. Biraz tamam dinlendim. Üstümü değiştim. Geldim. Şey de vardı. Nihal. Ha. Makyajı son bitiriyordu. Şey, ay hayretmişim ya. Tamam Sibel. Dedim ondan sonra benim Nihal dedim. Bu da karşı koltukta oturuyordu, sohbet yapıyordu. Gülseren Hanım makyaj oluyordu. Ben bitmek üzereyken Gülseren Hanım'ın yanına geçtim. Kenara sırada benim dedim. Hemen geldi dedi ki sıra benim dedi. Niye böyle terbiyesizlik yapıyorsun dedi. Ya dedim bu işin terbiyesizliği yok, sırası yok. Ben Nihal Hanım'ı çağırabilirsiniz, sorabilirsiniz. Sıra benim ya dedim. Nihal kim benim ya? Nihal kim? Bizlerle ilgilenen bayan. Ha, benim ekipten. Benim terbiyesizliğimi nerede arkadaşlar beni kovdu mu kovmadı mı? Beyler gibi, babalar gibi ben mi terk ettim canlı yayını. Tamam mı? Çok sen kendine ya bak. Her gün herkesle bak kavga ediyorsun ya. Ay, lütfen bütün yok sülalem gelir. Sizlerle yok yılma. Ne ay güzel konuşun güzel. Ama kendi verdi. Kendi vermeyin, verdi. Vermeyin. Söyler misiniz? Yılmaz'dan ne istiyorsun Yılmaz'a ya? Yılmaz'a ver. O çocuğu ben araya bana, benimle kavga ettin, bana hakaret ediyorsun. Koltuğu alıp gelirsen ben şu alemini ne demek bu? Sen kendi konuşuyorsun bak şimdi de hanımefendiye hakaret ediyorsun. Hakaret değil. Yazık ya ayıp buraya bu ne böyle bu? Bırak kadın evlensin ya karışma ne yaparsa yapsın. Nerede evlenirse Allah evlensin. Beni hiç ilgilendirmiyor, ırgalamıyor kim neyle ilgilendiriyor. Ama agresif herkesle kavga ediyorsun ya. Söyleyin kimle kavga yaptın? İşte Yılmaz'la sabahtan misin beri yaptın ya. Yok aynı. Evet öyle dedi. Böyle şeyler söylemiyor. Bakın terbiyesizliğe ama bakın. Ama Seda Hanım öyle diyor. Benden geldim geleli kadın tamam uğraşıyor. Tamam tamam öyle tamam. Şiddet, Seda Hanım beteleleri izliyor. İki tane erkekleri çizerken millet sana dışarıda bak ne diyorlar biliyor musun? O bayan o kanalda niye tutuyorlar? Beni mi sıralıyor tekrar? Anlım açık. Tamam mı? Anlımla. Şerefimle. Tamam mı? Sen lütfen kendine bak. Kendine bak. Şerefimle geldim. Allah'a şükür hepsi tanır beni. İyi sakin kötü. Sakin olun. Hakaret etmeyin sen birbirinize. Sen ne biçim kadınsın? Böyle herkesle kavga ediyorsun. Yok benim. Getir sen, sülaleni. Sen benim kadar saygılı ve terbiyeli olsan daha ne istersin? Ya bırak. 62 yaşına kadar onun için kalmışsın. Tamam. Ay mikrofon yok mikrofon. Aa, mikrofonsuz da konuşuyor. İyice kaptırdılar kendilerini. Tamam arkadaşlar. Ay hanıma da bak 62 yaşındayım ama 20 yaşındaki ne taş çıkartır istedim. Nerede? Tamam. Sen kendine bak. Birisine demişsin ki kıskanıyorum ona her gün çıkıyor birisi. Kim diye seni mi kıskanıyormuş Nazlı? Hanginizle konuştum da yeni geldi adam çıkıyor demişin. Bu kadar seviyesizleşmeyin. Tamam. Güzel konuşuyorsunuz aslında. Seviyenizi çok düşürüyorsunuz. Emineciğim tamam Muazzezciğim. Siz kendi ederim ağzınıza göre, sizin seviyenize göre bir bayan bulun, onunla tartışın. Otelde bile herkes istemiyor seni. Tamam mı? Bunu mu söylemem istiyorsun? Aydoğan Bey'e şikayet ettiler seni. Horlamandan kapı cam aç. Ama şimdi ne olmuş? Seni kimse istemiyor otelde. Tamam mı? Ne olmuş? Ama şimdi bak oteldekilerle sana benziyor. Horlamandan kimse istemiyor seni işte sorun. İş şey oldu yani. Alın mikrofonu bir şey söyleyeceğim bir durun. Emine. Lütfen. Emine. Bir dakika. Tamam bir dakika. Emine
Ayol talibini karşısında kadına horluyorsun dedin, adam vazgeçecek. Ben vazgeçtim efendim zaten. Verin. Vazgeçtim zaten. Mikrofonsuz konuşmayın. Ben vazgeçtim konuşmayın. Diyor. Neden ben de Seda Hanım, ben otelde kalmıyorum. Aa. Hiçbir arkadaşımla da samimiyetim yok. Bey veya erkek. Benim bugüne kadar, bu yaşa kadar gelmişim, benim erkek arkadaşım bile yok. Benim erkek arkadaşa ihtiyacım da yok, bayan arkadaşım. Ailem yeter bana. Ha, herkes kendi seviyesine göre bir insan olsun. Ağzına göre onu çiğnesin. Beni kimse çiğneyemez. Emine abla sen çok gerginsin bugün ama ya. Niye böylesin evet, sen? Evet ama gelişen olaylara karşı gerginsin. Kimisi ama diyor sen ki bak, biraz önce Yılmaz'la oldu değil. Anlayamadık ne olduğunu. Şimdi Muazzez'le. Ben bir kere hiçbir bayanın ve erkeğin ismini bilmiyorum. Merhabam yok. Şöyle, peki bir saniye bir saniye. Ayıp denen bir şey yok. Peki. Bir yalan söylesin de düzgün söylesin. Oralara girmeyelim Emineciğim. Sakin tamam. Ol. Tamam. Alalım mikrofonları tamam. Sakin olun Emine tamam. Hanım. Kaka şey Emine keselim abla, sakin şu. Ol. Bir su iç, bir kahve iç, çay iç, bir şey iç. Emine Hanım'ı üst sakinleştirin biniyor, arkadaşlar. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Hüseyin abi vazgeçti. Ben vazgeçtim. Neden özür abi? Çok özür dilerim. Neden niye? Abi? Olmaz, ben yapamam bu şekilde. Neden? Böyle birisiyle yapamam. Böyle birisiyle derken Emine Hanım mı? Kimi kastediyorsun? Anlamadım efendim. Anlamadım. Neden dolayı? Sakin konuşun arkadaşlar. Sakin. Emine sen de sakin konuş. Evet. Sakin, öfkeden sakin. Anlaşılmıyor ne dediğin. Al. Yavaş. Şu sakin. Şu derecede gerginim. Sakin. Bugün bu yersiz konuşmalarda. Niye kıskanıyorsun? Ne yapayım bana geliyorlarsa? Bir kere ben kovulacak bir hanımefendi değilim. Gayet kibar bir hanımefendi. Ben her gittiğim yerde kendimi kabul yapma ettiren ya. Bir kişiyim. Allah aşkına. Tamam mı? Evet. Yapma evet. Ya. Görülen göze kılavuz istemez hayatım. Allah senin gibi Allah. Değilim. 12 tanesini sıralayın. Bilemedim ya. Emine Hanım bir dakika. Emine Hanım siz Muazzez Hanım'ın dediği gibi Muazzez Hanım'a çok talip geldiği için kıskanıyor babayı yani dediği asla. İçin mi kıskanıyor? Evet. Uğur Bey ben evlenecek olsaydım trilyoner bile çıktı evlenecek. Kulağımdan duydum ben her gün biri geliyor buna kadar diyor. Düşünmedim. Bize hiç yok düşünün, diyor. Düşünün bu yaşta böyleysem daha gençim. Ama burada evlenmek için oturuyorsun. Evet. Ha bunu açıklayalım da. Evet tabii. Evlenmek için evlenecek oturuyorum ama beni taşıyabilecek deyince bir beyefendi. Gelir muhakkak her insan gelecektir beni taşıyamaz. Emineciğim sakin ol sakin. Evet sakin sakin. Öfkeden söylediklerini anlayamıyorum. Anlamıyoruz, anlaşılmıyor. Sakin ol. Çok hayatım, niye sakin bu kadar sinirlen? Peki, bekleyelim, tamam. Bekleyelim. Tamam. Şimdi Hüseyin abi vazgeçtim. Şimdi diyor. Efendim, benim istediğim bu değil yani. Ne değil ben abi? Sakin insan istiyorum. Yani böyle bağırmaklar, çığırmaklar. Zaten eşimden de bu yüzden ayrıldım. Ama eşim sinirliydi. Sakin ama. Eşim sinirliydi, çok sinirliydi. Zaman zaman çocukları döverdi, ufaktı çocuklar. Dövme derdim, yapma derdim. Ve bir değil, beş değil, on değil, yirmi değil, birikim oldu. Sonuçta mahkemeye gittik. 3 sene boşanamadık. Hakim bizi boşamadı hatta. Ben bu durumda sizi boşayamam dedi. Nereye giderseniz gidin dedi. Yani daha sonradan 3 sene Muazzez geçti aradan. Hüseyin Bey size talip geldi, şimdi de istemiyorum diyor. Ben bu şekilde olmaz ki. Yok olumsuzdum. Hanımefendi çok özür dilerim. Rica ederim. Rica ederim. Zaten yani, olumsuzdum. Yani şey eşi değil. Vefat etmiş olsun diyorum. Zaten ayrılmış. Evet doğru söylüyor. Evet şimdi eşimle benim alakam yok. Eşimi ben gördüğüm zaman böyle bütüne dönüyorum. Ama beyefendi ben öyle bakmıyorum istiyorum. Bakmıyorum ki eşime. Ben böyle istiyorum. Hanımefendi eşimle ne alakası var? Buraya geldiğim zaman da söyledim. Hüseyin Bey bu Emine Hanım girmeseydi mevzuya... Siz o yüzden mi vazgeçtiniz? Yani belki biraz sakin bir insan bulsaydı karşımda. Emine neden olmasın? Bozmuş oldu şimdi benim için bu güzellik, yani. Çirkinlik, zenginlik hiçbir şey önemli değil. Ben Allah'a şükür devlet bana veriyor 3-5 kuruş maaşım var. Evim de var. Bir şey olduğu zaman çocuklarım da hemen bana koşuyor zaten. Tabii. Ama insan yalnız olmuyor. Çocuklarım olsa bile ne bileyim insanın peki, yalnızlık olmuyor. Diyor ki Hüseyin abi ben bu saatten bu yaştan sonra çekemem, olmaz. Huzur istiyorum diyor. Ben gezeceğim, tozacağım, takacağım koluma. Ben Kadıköy'ün merkezinde oturuyorum. Her gün Moda'ydı, bilmem neydi. Bir bakmışsın Mecidiyeköy'ydi, alışveriş aslında merkezi. Gezerim, tozarım. Aslında bazen sinirli bir kadın aslında değil ya. Ben öyle yani birisiyim siz... yani. Hem öyle... Huzur sen sinirli bir kadın değilsin ki. Yok ben çok neşeliyim ama ya zaten olumsuzum. Bir şey daha söylemek şey istiyorum. Dur. Ayşe bir şey söylüyor. Seda Hanım ben konuşacağım lütfen. Ayşe dur bekle Naciye bitirsin. Söyle. Seda Hanım geldiğinden beri biliyorsunuz çok talipleri geldi Allah versin. Fakat bugün sabahleyin kahvaltıda günaydın Muazzez Hanım dedim. Günaydın Naciye Hanım buyurun oturun yanında oturdum. Bana dedi ki bana talip kişinden anlaştın mı?
Sana ne kardeşim, sen bu soruyu bana soruyorsun. Bana talip gelen kişiyle anlaştın. Ne demek yani? Sana talip gelmiş, bana da talip gelmiş. Onda bir şey kimseyi yok. İlgilendirmez. Yani herkese bir şey arattırıyor. İsmini hatırlayamadığı için öyle söylemiştir. Bana talip gelen kişiyle siz şimdi anlaştınız. Siz anlaştınız mı? Ne oldu aranız? Peki Ayşe bir şey söylüyordu. Seda Hanım, mesela ilk geldiği gün Muazzez abla bana ters davranmıştı, değil mi? Evet. Ama ben onunla öyle güzel konuşmaların içine girdim ki, ruhu aslında o kadar güzel bir kadın ki. İnanın bakın. Şimdi hanımefendi... Nasıl bir kadın biliyor musun? Direkt söyleyen bir kadın. Ben arkadan bir şey çevirmiyor yani. Direkt sana bunu söylüyor. Naciye, ben onu yanlış anladım. Onu zaten anlamıştım. Sakin biliyordum bir kadın. Anlaştın mı demek istemiş sana hani? Ama bana talip demeye ne gereği var? Bana talip. Naciye Hanım nasıl, anlaştınız mı? Ay ne kadar ne oldu? Şey bana ya, onu konuşması öyle ya. Bunları ya Avrupa görmüş bir bayana benzemiyor. Yeter yani, buranın gürültüsü çok haddini geçti yani, kusura bakmasın. Böyle bir 65 şey hiç yaşında görmedim, bir bayan. Vallahi görmedim. Düşünerek konuşun hanımefendi. Düşün. Muazzez Hanım 50 sene Almanya. Gördün mü? Sus. Herkes sus. Peki. Sakin. Peki. Tamam. Karar alanı başlasın. Ben şu hanımefendi bir şey söyleyecek. Yani, olsun, özür dilerim. Evet efendim, nişanımız devam ediyor. Olumsuz. Şimdi cevabı alalım Muazzam. Ne olumsuz. Peki efendim, buyurun. Evet. Birçok galibine hayır diyen Halime... Olumsuz. Bugün kime talip olacak? Az sonra canlı yayında. Evet efendim, nişanımız devam ediyor ama sırada bir buluşturma var. Çok önemli bir buluşturma. Evet, Giresunluydu değil mi kardeşimiz? Giresunluydu değil mi? Mısırcı Trabzonlu, Yusuf. Trabzonlu, pardon. Trabzonlu Yusuf geliyor. Mısırı kurutu bi, ambarda turutu bi. Neden şanlar giyerdi, bunları unuttu bi, bunları unuttu bi. Mısırı kurutu bi, ambarda turutu bi. Neden şarok giyerdi, bunları unuttu bi, bunları unuttu bi. Merhabalar. Yusuf, sürpriz bir talibim var. Evet. Öyleymiş. Sürpriz yani, bomba bir talip. Evet. Trabzonluydun değil mi sen? Evet. Hoş geldin. Trabzonlu tekrar. Kardeşimiz. Evet. Trabzonsporlu. Böyle bir şey beklemiyorum. Ayrıca. Evet. Bir uyarı yapalım. Sevgili izleyiciler, zaman zaman programımızda ses kesintileri oluyor. Bu bir arıza değil, bunu söyleyelim. Burada tartışma yapan arkadaşlar zaman zaman marka isimleri veriyorlar. Otomobil markası, yiyecek markası. Rütük icabı reklama girdiği için bunları kesmek zorundayız. Arkadaşlar yukarıdan yayın odasından düğmeye basıp o reklam olan yerleri kesiyorlar. He. O yüzden sessizlik oluyor. Otomobil markası, lütfen isim, bu tür marka reklam isimleri vermeyin. Kullanmayın. Yeter, kullanmayın evet. Diye uyaralım tekrar. Peki. Evet. Kim geliyor? Yusuf'un talibini davet ediyoruz. Halime Hanım geliyor efendim. Buyurun Halime Hanım. Allah inşallah. Allah. Hadi bakalım. Babaanne ne diyecek bu işe bilmiyorum. Hadi Trabzonlu ve tam Trabzonsporlu, tam koyu Trabzonlu Yusuf Halime'nin karşısında. Bakalım ne olacak. Ama önce reklamlar. Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. Buluşmasıyla devam ediyor. İşte günün en önemli buşması. Yılın buluşması. Yılın, yok. Değil mi? Yılın diyelim bence de. Halime. Yusuf'cum, Halime biliyorsun daha önce ana haberlere bile konu oldu. Evet. Gelen taliplerini beğenmiyor, i̇şte gönderiyor diye. Meşhur. Evet. Sana talip oldu. Evet. Ya ekranlardan falan ben gelmeden önce de tabii tanıyordum. Benim annem programı çok seviyor. Devamlı seyrediyor. Ben de evde olduğumdan dolayı, annemden dolayı isterseniz bakıyordum yani. Evet. Seyrediyordum. Tabii görüyorduk ama fazla Halime Hanım hakkında fazla bilgiye sahip değilim. Hmm. Peki o zaman konuşun biraz bakalım, buyurun. Anlatırsa. Ya seni gördüm. Açıkça çok cesaret edemedim. Şimdi bugün cesaret ettim. Anladım. Ben normalde çok içine kapanık bir insanım. Kolay kolay bir insana açılamam. Biraz daha yüksek benim. Kolay kolay bir insana açılamam. Seni evet. Gördüm, beğendim. Anladım. Ya olumlu olumsuz. 29 yaşındaydın değil mi? Evet, 29 yaşındayım.
Enes'in de merkezde mi duruyorsunuz yoksa? Enes'il, biz Giresun. Ha, Giresun. Yok, merkezde misin sen? Merkezde. Ev kızsın, çalışmıyorsun. Evet. Anladım. Normalde çalışırdım da babam istemiyor çalışmamı. Çalıştın mı hiç? Yok, çalışmadım. Ev kızsın ya. Evet. O zaman bizim oran insan kadınları yemek falan tarzında yani, muhlama falan hepsini yani biliyorsun. Yapıyor musun muğlama hali mi? Yemekleri yaparım ya. Yapar. Yemekleri. Bizim yörenin çok yemekleri vardır Karadeniz'in. Halime evet, yapar. Yani. Çorba falan. Halime güzel yemek yapar. Evet. Evini güzel çekip çevirir. Değil mi babaanne? Yapar. Yusuf biliyorsun değil mi babaannesi? Tabii babaannele görüşüyoruz devamlı. Evet, konuşuyoruz. Evet. Merhaba babaanne. Merhaba. Nasılsın? Babaannem de çok beğenmiş. Hoş bulduk. Allah iyisin. Sen nasılsın? İyisin. Çok şükür. Allah hepimize iyisin cümlemize. Halime, babaanne Halime bizi şaşırttı bugün. Ben kolay kolay kimseye açılamam dedi. İlk defa Yusuf sana açılıyorum falan. Güzel eliyle vurmuştuk zaten. Seda abla şarkı söylesin. Efendim? Yusuf mu? Şarkı söyleyecekmiş Yusuf abi. Öyle mi ya? Aa. Hadi ya. Allah Allah. Versene Uğur mikrofonunu. Uğur şaşırdı şimdi. Halime şarkı deyince inanamadı. Şaka yapıyorsun zaten. Kendim çok sevdiğim bir şarkı. Çok sevdiğim bir şarkı. Hadi. Allah Allah. Aşka bak aşka. Şarkı söyletiyor. Ama normal kıtasını söyleyeceğim sadece. Olur olur, nasıl istersen sen. Evet. Yusuf'a söylüyor, hadi. Yusuf'a. Yusuf. Seviyorum seni yar, gözlerim sana var. Her şeye rağmen sevgilim, seni seven biriyim. Devamı yok mu şarkının devamı? Çok devamı güzel var. Söyledim. Titriyorum. Efendim? Titriyor. Heyecanlandı. Allah Allah. Sakin ol biraz ya. Ben yeni olduğum halde heyecanlanmıyorum. Aşk. Biraz rahat ol. Havada aşk kokusu var. Aşk var babaanne, aşk. Ama Yusuf, Yusuf iyi çocuk, işi gücü yerinde. Değil mi? Sağ ol. Babaanne de seviyor. Evet. Sağlam adam, evet. Sağlam, iyi, temiz sağlam çocuk. Çocuk. Evet. Evet. Demek seviyorum seni yara. Öyle mi Halime? Evet. Yorum alabilir miyiz arkadaşlar? Yorum. Evet, yorumlara geçelim. Yusuf ve Halime için Mercan. Öncelikle hoş geldiniz. Ben sizi çok yakıştırdım birbirinize. Halime'nin de böyle olgun biriyle birlikte olmasını isterim yani. Bir çay içmelerini isterim. Teşekkür ederim. Sibel'cim al mikrofonu tatlım. Pek güzelsin. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bence Halime olumlu yani. Çünkü olumlu. Beyefendi gayet olgun. Kişiseli düzgün. Yusuf oğlumlu mu? Halime ona talip geldi. Ama asıl. Birbirlerine gerçekten çok yakışıklı. Çok uyumlular. Bir çay içmelerini isterim. Teşekkürler. Gülhan bir şey söyleyecek. Halime ile iyi anlaşıyoruz. Halime'nin bence erkeklere karşı güven eksikliği var. Yusuf Bey'e güveniyorum onu mutlu edeceği için. Teşekkürler. Fazla yorum yapmak isteyen yok herhalde. Yusuf çay içmeyi kabul ederse oynayacaksın mı Halime şurada? Tabii Yusuf da izin verirse. Ne oynayacağım? Beraber horon oynasınlar. Oryantal yapacak. Halime güzel oynuyor. Bugün nişan var. Nimet oynayacak. Nimet oynayacak. Oynarım ya. Ayşegül oynasınlar diyor arkadaşlar. Herkes oynayacak. Gülhan oynayacak. Kim yorum? Mustafa yorum yapacak. Ben de yakıştırdım. Tablo olumlu. Bence Hayret, ilk bir defa yemek getirsinler yani. Nedense. Bu sefer herkes topa tutmadılar beni. Karşında adam gibi adam bir çocuk var onun için. Sen de şarkılarla falan gelince. Oğuz kardeşim bir yorum yapsın. Oğuz kardeşim de çok olgun bir insan. Yusuf abi burada olsun. Kendi memleketi Trabzon'da olsun. Çok sevilen bir isim. Aynen. Gerçekten böyle yani. Eyvallah kardeşim. Halime kardeşimiz de çok dürüst, çok saf, çok temiz. Yakıştılar da aslında. Bence bir çay iç Yusuf abi. Teşekkürler. Ver Türkan'a. Merhabalar. İkisi de zaten hemşehriler, birbirlerini çok iyi tamamlarlar. Tablo da çok güzel. Güzel de horon da ederler. Eminim yani. Babaanne Çiğdem, de orada heyecanlandı. Çiğdem al mikrofonu Çiğdem. Konuş biraz görsünler seni. Evet. O kadar para veriyoruz. Kast. Konuş biraz.
Yusuf Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkiniz de benim hemşerimsiniz. Bence Halime'yi çok iyi değerlendirmeni istiyorum. Halime benim gibi içine kapanık, kendini dile getirip de anlatamayan bir kız. Çok iyi onu mutlu edeceğine ben eminim. Teşekkürler. Bakalım. Peki biraz konuşsunlar istiyoruz, evet, değil mi Uğurcuğum? Daha sonra kararı alacağız. Halime ve Yusuf, biz sizi duymadan biraz daha konuşun. Çünkü biz kararları için Cengiz ve Zinnet geliyor. Acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip de gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına. Kum gibi, kum gibi ezip de geçme. Dün Zinnet Hanım dün Cengiz'e talip olarak gelmişti. Evet. Geldi. Görüştüler, konuştular. Ve çay içtiler. Evet. Sonra bir daha çay içtiler. Acaba ne oldu? Biz siz görelim. Cengiz dün Sivas'tan gelen Zinnet'le görüştü. Ben Ataşehir'den geliyorum. İstanbul Ataşehir'den. Evet. 39 yaşındayım. İkili birbirlerini yakından tanımaya çalıştı. Hanımefendiden elektrik aldın mı sorusuna bakın nasıl yanıt veriyor. Kusura bakmayın da biz trafo değiliz, elektrik alalım. Gerçekten karnım duracakmış gibi oldu. Yaş farkı bu ilişkiye engel mi olacak? Yaşımız önemli değil. Akılımız birbirine uyuyorsa, yaşantılarımız, fikirlerimiz birbirlerine uyuyorsa biz gerisini teferruat olarak düşünüyoruz. Kafama takıldı tabii, kafasında soru işaretleri olur mu, yaşı sorun eder mi diye, ama yine de şansımı deneyip gelmek istedim. Benim için en büyük sorundu ama Cengiz Bey'i gördükten sonra bu kararımdan vazgeçtim. Cengiz eşinin çalışmasına nasıl bakıyor peki? Çalışmasını istemezdim çünkü ben ikimize de yeterim inşallah, ailemize de yeterim. Ben hiçbir şekilde istemiyorum ama kendi bilir. Cengiz'in geçmişi Zinnet'i oldukça etkilemiş. Kaza yaptığını biliyorum. Etkiledi tabii. Ben her türlü destek olmaya hazırım ona karşı. Zinnet bir şeyi de itiraf etti dün. Hayatımda hiç yapmayacağım bir şeyi Cengiz için yaptım ve buraya geldim. Bunlar benim için çok önemli. Çünkü cesaretinize hayran kaldım. Karar şimdi canlı yayında. Şimdi canlı yayında olacak. Acaba ne olacak? Cengiz merak önce ediyoruz. Bir şey düzeltecek. Düzeltiniz. Evet, ben o VTR'de yayınlanan bana bir soru sorulmuştu ya. Ben hani o elektrik soruyu, aldın evet, böyle ilgili. Yani ben orada espri mahiyetinde söyledim. Yanlış anlamayın. Trafoyu mu espri mahiyetinde? Evet. Tamam. Peki Zinnet, güzel. Nedir kararınız? Ne yaptınız? Evet, sonuç nedir? Ben Cengiz Bey'e talip geldim. Sonucu o Cengiz desin. Söylesin. Peki, doğru. Cengiz sen söyle annem. Ben şöyle bir şey söylüyorum. Bize bir hafta kadar müsaade edin. Evet. Tanışalım, gezelim, görelim birbirimizin ailesini. Doğru. Ondan aileleri sonra. Görelim. Doğru. Yani. Aileler tanışsın diye. Yani. Doğru. Tamam. Doğru. Güzel. Güzel. Bir hafta sonra Allah'ın izniyle tam konuşalım, cevapları, kararları alacağız. Evet. Peki, şöyle alıyoruz. Alkışlarla. Hayırlısı olsun bakalım. Evet, Yusuf, annen bir şey söylemek istiyormuş. Tamam, olur. Bağlayalım mı? Şey bağlayabilirsin. Bağlamışlar zaten. Alo. Evet. Alo. Emine Hanım. Efendim. Nasılsın hayatım? İyiyim, sizi sormalı. Siz nasılsınız? Biz deyiz, canım benim. Evet. Evet. Oğlum burada görüyorsun. Merhaba anneciğim. Görüyorum. Oğlunuzu istemeye geldiler. Ne diyorsunuz efendim? Evet. Bir şey demiyorum ben. Oğluma bırakıyorum kararlar. Halime'yi beğeniyor musun Emine? Ben beğeniyorum. Ben kimseyi beğenmez. Ben beğeniyorum. Ben kararlar oğlumu yani. Sen oğlumun arkasında hem oğlum kararlar verici. Babaanne. Hattaki Yusuf'un annesi. Diyor ki ben diyor merhaba de. Merhaba. Şu Emine babaanne mikrofonu düzelt. Eşitti mi? Yukarı bozuk çık, mu bir çek biraz. He. Babaanne Emine adı. Merhaba Emine Hanım. Merhaba babaanne, merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Allah mutlu huzurlu etsin, hayırlı ömür amin, versin. Amin, amin.
Cümlemize de. Cümlemize de. Ha, hemşerim. Evet. Yusuf bizim taraflı. Yusuf iyi çocuk. Evet, Yusuf iyi çocuk. Doğru. İyi çocuk. Ha. İnşallah olur. Allah her şeyinin hayırlısını versin. Hayırlısı. Cümlemize. Hayırlısı olsun zaten. Her Allah şey hayırlısı. Hayırlı nasip doğru. etsin cümlemize. Burada oturanları doğalı gelinliyle çıkartsın hep. Amin, cümlemize. Amin. Anneciğim seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum oğlum size. Benim annem beni çok nazlı büyütmüştür yani. Hadi. Biz dört kardeşiz. Benim üstüme çok düşer yani hala da öyledir. Ben çok seviyorum oğlum, çok seviyorum seni. Aynı ben de seni çok seviyorum anne. Bütün anneler. Beni çok böyle nazlı şımarık çıkıyor. Büyütmüştür ya ama tabii şımarık değiliz yani. Tabii. Annemi çok seviyorum, ona çok saygı duyuyorum. O benim için başka yani, yeri doldurulmaz. Ne güzel. Anneciğim karara seni çok göre. Seviyorum, görüşürüz karara anneciğim. Karara göre. Peki. Evet. Babaanne ne diyorsun Halime? İlk defa böyle bir talip oldu, şarkılar söylüyor. Seviyorum seni yar falan filan şarkılar. Allah mutlu huzurlu etsin. Nedim ben ona bıraktım. Yusuf iyi çocuk hayırlısı nasip etsin. Sen de sevdiğin Yusuf öyle mi? Sonunda inşallah olacak gibi. Halime yaşlılara çok itikad şeysi var, hizmatı. He. Yaşlılara çok bakıyor, acıyor. Onu... Yani demek istiyor ki kayınvalide seni de iyi bakar. Hizmetli. Bakar, benim bakar, annem fazla yaşlı değil. Benim annem 60 yaşında. Maşallah. Olsun, yaşını da göstermiyor yani. Annem. Tamam, evet. Olsun. Maşallah. Ve gelinlerini de böyle kızlarından ayırmaz yani. Hiç böyle gelin kaynına şeysi olmaz. Belli, kızları belli. Gibi sever yani. Helal olsun. Arkadaşlar herkes olumlu mu bu işte? Olumsuz olan mı? Olumsuz olur bu işte. Çiğden var bir mı? Şey mi diyeceksin tatlım? Alt söyle. Dur Çiğden bir şey diyecek Oğuz. Yusuf Bey, Karadeniz'in bütün bayanları çocuklarına çok düşkündür. Evet. Ben 17 yılımı çocuklarıma feda ettim. Evet. Doğrudur. Ay canım benim ya. Aslında doğru. Çiğdem de yani konuştursanız aslında ne hayat hikayesi. Aslında çok başarılı bir kadın ama onun altında çok çekmişlik var. Ve tırnaklarıyla bir şeyler yapmış. Helal olsun ona. Seda Hanım, ben içime çok kapalı bir bayanım. Eskiden içime çok kapalı bir Allah bayan rahmet oldum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Canım benim. Evet. Ben senin gözlerinden alıyorum. Sen hiç merak etme. Hiç kimsenin parasına puluna ihtiyacı olmayan bir hanımefendi o. Yanlış anlaşılmak kadar kötü bir şey yok. Ben seviyorum seni ya. Ay canım benim, kıyamam sana. Bir gün seninle böyle özel dertleşeceğim. Evet, karar artık. Yılmaz herkese yapıyor. Yılmaz. Bana bakayım. Merak ettim. Nasıl yorum yapacak? Doğruları söylemek istersem olumsuz. Olumsuz. Evet. Yok, olabilir. Güzel şeyler söyle. Olabilir. Niye olumsuz dedin? Neden olumsuz? Olumsuz dedim. Yusuf'u ben tanıyorum. Ne aradığını biliyor. Bir çay iç yine de. Ya ben çay iç ama olumsuz. Kıskandı bu. Kıskandı ben olduğum gibi bir insanım. Yani benim yapmacık hiçbir tavrım yoktur. Yani Sedan'la orada olsam bile... Bu. O mikrofonu alayım da veya bir şey ya. Göstermek için öyle bir amacım yoktur. Evet. Bilmiyorum. Yani neyse oyumdur ben. Yaş. Yapmacık, yalakalı yapmacıklı asla sevmem. Hayır, yani hayır. Bu yaşıma kadar hep böyle geldim. Öyle biriyim yani. Ya ben nasıl görüyorsanız, nasıl görmüşseniz öyle biriyim ben. Peki Murat bir şey ekleyecek. 3,5-4 aydır tanışıyorum. Daha önce de buradaydım. Gerçekten ne istediğini biliyor aslında. Yani gerçekten eğer Halime'nin karşındaki insan onu severse Halime asla ondan vazgeçmez. Halime bence sever. Yusuf Bey kardeşimiz de çok iyi bir kardeşimiz. Bence bu işten bir evlilik çıkar artık. Eyvallah kardeşim. Tamam. Evet. Evet. Şimdi Halime, ya bir şey söyleyeceğim şimdi gülecekler. Halime bana dedi, bana talip oldun. Sen dedin. Sen dedin, ben sen dedin. Ben mi dedim? Ben sana şaka yaptım, sen dedin ama ciddi. Aa, her ciddi şakanın dedin. Altında ama bir ciddiyet var. Siz söylüyorsunuz. Şakayla yapılan şeyleri burada gerçek. Sedam abla, bunlar söylüyorlar ya. Sonra. Evet. Biraz daha konuşun, biraz daha konuşun istiyorum. Bir şey soracağım. Al Sedat, bizim pastacı Sedat. Mikrofonu evet. Elde. Dün senin bahsin geçti burada. Dediler ki tribünden, aslında Zeynep Sedat'tan hoşlanıyor ya da Sedat'ı beğeniyor. Ben de dedim ki Zeynep'e, Zeynep sen de alt attın mikrofonu. Zeynep'e de. Olabilir dedim kızım, bunu dedim yani ifade edebilirsin, talip olabilirsin. Hiç Zeynep'le göz göze geldiniz mi? Karşılaştınız mı? Yok, zaten Zeynep buraya ilk geldiğinde bana talip olmuştu. Kararımızın zaten olumsuz olduğunu söylemiştim. Ama işte kimse kimsenin hayır, içini tekrar bilemez.
Şu an yine Zeynep'in gündemindesin sen. Tamam, olabilir diyorum ya, kimse kimsenin içini bilemez. Bazıları vardır başkaları için ilgi duyar, kimi farklı şey düşünür. Ama bilemem insanların içini, saygı duyuyorum düşüncesine. Çünkü ben orada oturduğumda kararımın zaten olumsuz olduğunu söyledim. Başka hiçbir onun haricinde görüşme gibi bir şey olmadı. Evet Zeynep, sen aşkını kalbine gömeceksin. Bir şey demeyeceğim. Yorum yok. Bozuldun. Vallahi, bak bozuldu kız. Hakem Bey o kadar iyiydi ki ben hala acıyorum o Hakem Bey'e yani. Nasıl onunla evlenmedin hakem, milli hakemle? Çok yazık oldu yani. Yılmaz bence sen... Murat sana bir şey diyor Zeynep bak. Efendim? Sen niye başkasını ortaya katıyorsun anlamadım ki. Yılmaz'a mı diyor? Peki. Yusuf ve Halime için karar anı başlasın. Evet Yusuf, kendisiyle biraz sohbet etmek istiyorum. Evet. Konuşmak çay istiyorum. Alkışlarla gönderiyorum. Bakalım. Yaralayım sesine. Bakalım neler olacak. Evet, yeni bir buluşturma bahar geliyor. Hain rüzgar savurdukça savuruyor eteklerimi. Öyle güzel yürüyor ki zilli kesin İzmir'i. Hain rüzgar savurdukça savuruyor eteklerimi. Öyle güzel yürüyor ki zilli kesin İzmir'i. Evet, nişanımız devam ediyor. Nişanımız devam ediyor. Bahar'a talip var bu arada. Nişanımız devam ediyor. Evet, gelinimiz, damadımız burada. Oynayacağız. Nişanımız devam ediyor. Birazdan oynayacağız inşallah. Evet, ve davet ediyoruz. Bahar Hanım'ın talibi Ferhat Bey geliyor. Buyurun. Vatanın hamalları sallanır külhanda. Hoşgör mahallesinin dibdibenin damla. Antep'in hamalları sallanır külhanda. Hoşgör İsmim Ferhat Boyatır. Merhaba Seda Hanım, nasılsınız? Ne güzel geldin Ferhat. Baktım yani arkadaşlar hep kavga yapıyor, tartışıyorlar. Aferin sana. Yani biraz dedim ortamı yumuşatayım. Gaziantep'ten geldin. Yok, İstanbul'da oturuyorum. Ama evet. Avcılar'da yok. Annem Trabzon, babam Erzincan. Niye bunu çaldınız siz? Yani başka da oynayabilirim. Ben müzisyen olduğum için işte içimden bu geldi. Dedim biraz oynayayım. Öyle yani ya. Normalde başka havaya da oynarım yani. Sıkıntı yok. Mesela hangi havalar? Yani Sivas'ın yolları da olabilir. Dur acele etme, durma yok. Sakin ol. Bir konuşsun. Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz Ferhat Bey. Gayet renkli geldiniz. Sağ olun, renkli olduğum için evet. Renkli geleyim dedim. Hoş biraz geldiniz. Da ortamı yumuşatayım dedim. İyi yaptınız. Ne, müzisyen, müzisyenim dedin? Benim abim sanatçı, sanatçı Poyraz. Hem menajerini yapıyorum, hem de arkasında davul davruka çalıyorum. Darbuka çalıyorsun. Güzel. Abim de yeni çıktı. 2010, yani yeni derken 2013'te çıktı ama işte biraz imkanımız olmadığından dolayı kanallara da çıkaramadık. Yani peki, işte bu konuda da sizin desteğinizi bekliyoruz Seda Hanım. Peki, peki efendim, buyurun. Hadi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İstanbul, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Rica ederim. İstanbul Avcılar'dan geliyorum. Televizyonda gördüm sizi. Sizi tanımak istedim. Anladım. Çıktım geldim. Yani sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ne iş yapıyordunuz? Abim sanatçı benim. Onun menajerini yapıyorum. Evet. İşte atıyorum nereden teklif geliyor? İzmir'den, Ankara'dan.
Abimle beraber gidiyorum ben. Anladım. Kaç yaşındasınız? 31. Temmuz'da 32'ye gireceğim. Hiç evlilik yaptınız mı? Yok, yapmadım. Sizin şeyinizi bilmiyorum yani. Tam detaylı dinleyemedim sizi. Kriterinizi bilmiyorum. Ben 25 yaşındayım. Çok kısa süreli bir evlilik yaptım. Çocuğum yok. İzmir'den geldim. İzmirliyim aslında. Onun dışında pilates eğitmeniyim. Şu an çalışmıyorum ama burada olduğum için. Aklıma bir şey gelmedi. Yani ben gördüm, hoş bir insansınız. Teşekkür ederim. En azından gelip tanıyayım sizi, göreyim dedim. Yakından anladım. Daha hoş birisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani bilmiyorum beni nasıl buldunuz burcunuz kendinize. Burcunuz nedir? Yengeç. Biraz yengeç evcilim burcusu. Yani. Ama çok da titiz bir insanım. Öyle mi? Mesela? Yani evde dağınıklığı sevmiyorum yani. Evet. Yani bazı erkekler vardır ya işte çorabını bir taraf atar, elbisesini bir taraf atar. O aynen, tarz değilim yani. Evet. Yani bir de biraz da mutlak ortamda sevdiğim için. Yaptığınız işten dolayı renkli bir hayatınız olduğunu düşünüyorum. Evet. Sizi evliliği düşündüren nedir? Yani tabii sadece ki... Sadece görüp beğenip de mi geldiniz? Beğenmek değil yani. Kafanızda hani, bir profil vardı, o profile beni yani, ait mi yani tabii, şimdi elektrik meselesi yani gördüm sizi. Evet. Bir de yakından göreyim. Tabii ki evlilik ciddi bir müessese. Evet. Kim istemez ki yani çocuğu olsun. Mutlu bir yuvası olsun. Aileniz biliyor mu peki buraya tabii, geldiğinizi? Tabii tabii. Biliyor annem, babam. Hatta şu anda izliyorlar. Öyle mi? Hı. Yani sizi de beğendiler. Teşekkür ederim, sağ olsunlar. Tanımak isterim sizi yani. Peki nasıl birisiniz? Duygusal mısınız? Duygusalım ama... Sinirli misiniz? Yok, romantik sinirli, misiniz? Sinirli yapım yoktur. Duygusalım. İşte eylemeyi severim, gezmeyi severim. Uysal bir insanım yani. Eşinizle geçireceğiniz bir hafta sonunu bana anlatır mısınız? Önce sabah bir kahvaltısına giderim. Böyle sahil kenarında. Evet. Biraz yüksek sesle konuşalım. Yani sabah kahvaltıya giderim. Hı-hı. Sahil bir kenarına. Evet. Ondan sonra... Günü nasıl geçirdik? Sabah öğlen, kahvaltı edelim. Öğlen de işte bir mangal keyfi olabilir yine sahil kenarında. Biraz biz de içeceğiz yani, mangalcıyız. Öyle mi? Evet. Yani ailece. Aslen nereliyim demiştiniz? Ya ben Türk Milezliyim aslında. Babam Erzincan, annem Trabzon, ben İstanbul Beyoğlu. Anladım. Böyle karışık yani. Evet. Normalde iki abim benim esmerdir. Hı-hı. Ben böyle sarışım, mavi gözlü işte, yeşil gözlü çıkmış. Anladım. O şekilde. Biraz konuşsalar da acık oynasa millet ya. Nişanlı çift kaldı ya. Nişanımız da devam edemedi. Hayır, sonra bugün. Yarın. Pazartesi, tartışmadan, pazartesi. Şeyden. Ha. Hiç tartışmadan. Yusuf izin veriyor mu Halime'nin de oynamasına? Davet edin nişanı. Yusuf. Yani Yusuf, ben burada fazla konuşamadım. Nişanda oynar mısınız ya? Nişanda. Gelin. Hadi şimdi gelin mi? Ya. Şimdi oynayamam, benim ayağım rahatsız zaten. Seda'm söyledim sana. Vallahi rahatsız demin söyledi bana. Halime'yi gönderir misin? Olur, gönderirim. Ben burada ya dur. Hadi gel. Gelin ama şu gel. Arkadaki düşene var. Evet, nişan yapalım biraz ya. Hiç oynamadık. Gel nişan. Baharla. Nimet gel, Nimet. Bahar'ın görüşmesi devam ediyor. Hadi. Çirkini söylediler. Fidayı da Ankaralı fidayı. Evleneceksen gel. Evleneceksen gel. Kesik çayır biçilir mi? Sular soluk içilir mi? Çilir
ben yandım, 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 yandım. Ellerin memleketinde eğlendim, kandım. Vay vay desinler, desinler, şeker yesinler. Şu kız çoğulara yanmış desinler. Aman ben yandım, yandım.